TV 41 ekranından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir hafta aradan sonra sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam 3. devre spor programında iki değerli yorumcumuz Levent Kılıçarslan ve Fikret Özcan'la birlikte 2 saat boyunca Kocaelispor'da yaşanan son gelişmeleri ve diğer temsilcimizi masaya yatıracağız. Sevgili Selim Er Yılmaz'ı da dört gözle bekliyoruz. Onun da diş tedavisi devam ediyor. Buradan da selam gönderelim. Hoş geldiniz Levent Hocam, hoş bulduk. Fikret İyi Hocam. Akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Bir hafta geçti programımızdan sonra Kocaelispor'un hafta içi kupa mesaisinde Kasımpaşa'yla normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatma bölümünde yediğimiz gollerle 5-3 mağlup olduk ve kupaya veda ettik. Kocaelispor'da ikinci yarı çalışmaları başladı. Zaten devre arası çok kısa olduğu için kupa maçından sonra 4 günlük bir izin yapmıştı Yeşil Siyahlı ekibimiz. Dün itibariyle Burunga tesislerinde toplandılar. Şunu da hatırlatalım. Burunga tesisteki bir nolu yine bakımda olduğu için iki nolu sahada çalıştılar, küçük sahada. Bugün itibariyle de Yeniköy'de bulunan spor tesislerinde bir hafta boyunca Ümraniye maçı hazırlığını sürdürecekler. 8 futbolcu da yollar ayrıldı. Onları hatırlatacağız. Sadece bir transferimiz var Menemen Spor'dan Raşat. Diğer gelişmeleri de yani birçok isim gündemde, onları da belirteceğiz. Bu arada altyazıda da belirtildiği gibi az önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra memur zammının %30,5 olduğu açıklandı. Hayırlı olsun diyelim. Evet Levent Hocam, kupa maçıyla başlayalım. Daha sonra da transfer gelişmelerinde havuzun içerisinde birçok isim dönüyor. Ama siz de biliyorsunuz ki devre arası transferlerinde hem maliyet açısından hem kaliteli oyuncu bulmak bir hayli zor. Onlara da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Kasımpaşa'ya karşı aslında maçın başında golü yedikten sonra herhalde rahat bir şekilde eleneceğiz diye düşünürken Kocaelispor direndi. Maçı 2-2'ye kadar taşıdı. Son bölümlerde 10 kişi oynadık. Pereira'ya verilen kırmızı kart tartışılır bir pozisyon. Hatta 90 artı 3'te Atilla Turan o golü atsa Kocaelispor bir üst tura adını son altıya yazdıracaktı. Kasımpaşa maçı bir prova niteliğinde miydi yoksa bir angarya mı oldu Kocaelispor için? Çünkü tatile de erken çıkamadı. Şimdi Adana ile oynanan kupa maçından önce gene kupa maçları ile ilgili ben fikrimi söylemiştim. Kocaelispor'un bu seneki hedefleri içerisinde kupa yok. Evet. Olmamalı zaten. Çünkü Kocaelispor'un taraftarın ve kentin beklentisi. Şimdi ben taraftar deyince sadece bir taraftar grubu kendini şey yapmasın, oraya konumlamasın. Ben kentin tamamından bahsediyorum. Çünkü kentin tamamı, şimdi buraya gelirken de yolda rastlaştığım taraftar gruplarından herhangi biri dahil olmasa da işte bizim dönemin diyelim insanları veya bizden bir sonraki dönem Kocaelisporludur. Yolda çevirip Kocaelispor'la ilgili en az 5-10 dakika konuşurlar yani. Fikirleri de vardır, tavsiyeleri de vardır. Dolayısıyla taraftarın beklentisi nedir? İşte Kocaelispor'un Süper Lig'de olması. Bunun dışında efendim kupada Adana'yı eledik, Kasımpaşa'yı eledik. Son 16'ya kaldık. 16'ya kalsan ne olur? Zaten Futbol Federasyonu istemiyor. Futbol Federasyonu alt lig takımlarının 16'ya, 8'e zaten istemez de 16'ya kalmasını da istemiyor. Diyor ki artık onların kafasında, biliyorsunuz ben hep söylüyorum buradan. Bir de seri başı olayı var. Ya işte onu söylüyorum yani. Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili bir tasası, tasarrufu yok. Orayı görmüyor. Orası onlar için bir şey. Nasıl söyleyeyim? Ya problem. Futbol Federasyonu önce Süper Lig'e bakıyor. Süper Lig'de de 4 takıma bakıyor. 3,5 diyorum ben ona. Trabzon yarım. Daha tam o 3 büyüklerin üst şeyine çıkamadı. Hala yarım. 3,5 takıma bakıyor. Onlar mutlu mu? Onlar iyi mi? Çünkü ne yapıyor? Kupa organizasyonunda, değil mi? Hem Süper Lig takımıyla alt ligi eşleştiriyor. Hem de Süper Lig'in
Süper Lig takımı sahasında oynatıyor. Onları yormuyor deplasman. Hem de bak yalnız o değil bakın. Yani nasıl söyleyeyim sana şeyin haksızlığın tap yaptığı en yukarı çıktığı hem de diyelim ki ikinci lig takımıyla oynuyor Fener Afyon Jet'le oynadın değil mi ikinci lig takımı. Hiç yabancı oyuncusu yok. Öyle bir hakkı yok çünkü ikinci ligin. Fenerbahçe 7-8 tane yabancı ile oynuyor. Diyelim ki birinci lig takımıyla oynuyorsun. Maçta uzatmaya gitti değil mi hocam? Neyse önemli değil evet. Şimdi bak haksızlığı görüyor musun? Hani Türk futbolcuları şeydi yeterli sayıda Türk oyuncu iyi oyuncu yoktu. Havuz dolu değildi. Onun için biz 14 yabancıyı istiyorduk. Bak görüyor musun? Çelişkileri görüyor musun? Bunu söyleyenler tamamen Türk oyunculardan kurulu ikinci lig takımını tamamen yabancılardan kurulu bir Süper Lig takımıyla hem de onun sahasında eşleştiriyorlar. Yani bunun Türkiye Kupası olsa ne olur? Kendimizi kandırıyoruz. Olmasa ne olur? Zaten istenmemiş. Onun için Kocaelispor hayırlı oldu, elendi, bitti. Kupa mupa işimiz kalmadı. Zaten devam edecek bir hali yok. Kimse de etmeyecek. Belli. Şimdi çok üzüldü federasyon Galatasaray elendi diye. Tüh paralar gitti diyor. Ne güzel yayından şuradan buradan para alacaktık diyorlar. Şimdi böyle Kocaelispor artık bundan sonra lige bakmalı. Aslında Kocaelispor tüm kötü sonuçlara rağmen hala altıncılık için iddialı. Ama altıncılığa şuradan kaybettik. Artık altıncılığa en az 5-6 takım iddialı. Aday var. Evet. Evvelden değil mi? 1-2 takım iddialıydı. İstanbulspor geldi, Gençler Birliği geldi, Tuzla geldi, geldi de geldi. Şimdi bunlar ama 3 puan o 6. takımla olan ben ona bakıyorum. Zaten ha 3. oldun ha 6. oldun. Playoff oynamıyor musun? Değil mi? 3. olmanın çok büyük esprisi yok. Yok. Ben 6. olayım, playoff'ta çıkayım. Dolayısıyla Kocaelispor kupadan elendi. Bence hayırlı oldu Kocaelispor açısından. Eğer bunu doğru kullanabilirsek devre arasında yapacağımız işlerle, alacağımız kararlarla eğer doğru yaparsak bakacağız. Şu anda çünkü bir kadro yok Kocaelispor'da. Dolayısıyla onunla ilgili şu an eksik kadro var. Yani evet. Şu programda şöyle olabilir diye bir ihtimal söyleyemiyorum. Yani. Evet, onları konuşacağız hocam. Tamam. Kupa yani ilgili... kupa maçında iyi oynadık, kötü oynadık bilmem de tamam. Onları o zaman Fikret Hoca'ya söyle. Oynadık, yenildik. Olabilir. Maçtır bu. Yenilirsin. Ama farklı Kocaelispor yok. Yani ne oynuyorsak onu oynadık. Ne biliyorsak onu yaptık. Zaten sezon başından beri ikinci bir şeyimiz yok. Alternatif oyunumuz yok. Maşallah aynısını oynuyoruz. Galipken de mağlupken de aynı oyunu oynuyoruz. Evet. Onun için bence Kasımpaşa maçında bana ekstrem gelecek hiçbir şey olmadı. Evet. Bence ekstradan yorulduk. Ben onu gördüm. Maçtaydım. Ha, ona katılıyorum. Yani Fikret Hocam. Tabii Adana maçından sonra moral bozukluğu var. İşte onun peşinden İstanbul'a gittik. Kasımpaşa maçında seyrettik. İşte tabii Kasımpaşa'da Süper Lig'de küme düşme derdinde olan bir tık ama oyuncuların hepsi gene yine kaliteli. Kocaelispor kısıtlı kadrosuyla gitti. İşte maçın başında 1-0 yenik duruma düştük. Sonra Ben Nur'un penaltı golüyle 1-1 oldu. 50. dakikada 2-1 oldu. Daha sonra Omolo, çok tartışılan Omolo bir asist yaptı defansın arkasına. Pereira da ilk golünü attı bu sene. İnşallah ligde atar. 2-2 oldu ve Pereira da bir kırmızı kart gördü. Çok tartışıldı o pozisyon. Onu da bence konuşalım. Ve uzatmalarda da Kocaelispor'un gücü yetmedi. Ve mağlup olduk, elendik. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Evet, tabii ligin ilk yarısını kötü bitirmiş bir Kocaelispor vardı. Hem maçların sonuçlara bakımından kötü bitirmiş hem de camiada, takımın içerisinde huzursuzluk ya da mutsuz bir ortam vardı. Bu ortamda, böyle bir ortamda Kocaelispor Kasımpaşa maçına hazırlandı ve
dediğin gibi, senin de dediğin gibi eksik oyuncularla beraber Kasımpaşa maçına gitti. Şimdi ligin son maçını maçına baktığımızda Kocaspor'un sahada futbolcu grubunun sahanın içerisinde bir direnç göstermediğini, bir karakter ortaya koymadığını gördük. Ama aynı takımın, hatta as oyunculardan yoksun takımın Süper Lig takımına karşı kupa maçında sahaya ciddi bir direnç koyduğunu gördük. Evet. Yani tek fark oydu bence. Kocaspor'un ligdeki maçlarından farkı oydu. Sahada rakibine boyun eğmeyen, yediği golü kabullenmeyen, o yediği gole tepki gösteren bir Kocaspor vardı. Biz bunu gördük. Ama bunu lige nasıl yansıtır? Lige yansıtabilir mi? Bizim için de değerli olan da o. Ligde biz bunları görmemiz lazım Kocaspor'da. Ligde de Kocaspor'un bana göre en büyük eksiklerinden biri bu. Son haftalarda kolay bir teslimiyet. Tabii ki. Yani golü yediğimiz zaman her şey bitiyordu. Bir tepki göstermiyorduk. Maç başlangıçtan son düdüğe kadar bitmeyen bir maç. Son düdüğe kadar bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Dolayısıyla son düdük gelinceye kadar o sahada rakibe karşı bir tepki koymak lazım. İyi mücadele etmek lazım. Skoru kabullenmemek lazım. Kocaspor'un Kasımpaşa maçının bana göre tek şeyi, olumlu tarafı buydu. Kasımpaşa maçında bir direnç koyduk. Bir tepki koydu futbolcular ortaya. Bunun aynı şekilde ikinci yarıda maçlarda yaşanmasını istiyoruz. Bu şekilde tepki koyarak, rakibe boyun eğmeyerek, kabullenmeyerek eğer ligdeki maçlara oynarsan burada taraftardan da tepki görmesin. Peki, diye düşünüyorum. Yani hepimiz uzun yıllardır futbolun içindeyiz ama ben her zaman hani lig maçıyla kupa maçının havası çok farklı olduğunu gördüm. Hatta bir ara Kocaspor 1-0 mağlupken ilk yarıda böyle ayağa pas, 10-15 pas falan yaptık. Dedim ki Allah Allah, niye, hani nasıl oldu? Hani belki de bu kupa maçının rahatlığından mı? Şimdi tabii ki bundan da olabilir ama eğer bundan oluyorsa burada da teknik heyete belli bir görevler düşüyor. Yani futbolcunun üzerindeki o futbolcu grubumuz bunu yapabiliyorsa, ki Kasımpaşa maçında yaptılar gerçekten, üst üste ciddi 7-8 pas yapabildi takım. Pas oyunu oynamaya çalıştı belli bir dönemde. Rakibe dediğim gibi kabullenmedi oyunu. Skoru kabullenmedi. Geriye düştü, tepki koydu. Beraberliği yakaladı. Tekrar, çok da pozisyon buldu. Kesinlikle. İstanbul takımı da. Yani Süper Lig takımına ne kadar da olursa olsun Süper Lig takımı. Süper Lig takımına karşı bu şekilde oynayabiliyorsa takım, bunu biz sadece şeyle açıklarsak burada da yanlış yaparız. Yani rahatlık vardı. İşte lig maçlarında öyle rahatlık olmuyor diye bunu açıklarsak burada da hata yaparız. Kocaspor takımı böyle oynayabiliyorsa, pas oyununu gerektiğinde oynayabiliyorsa, pas oyunundaki şeyi nedir, avantajı? Sen ligin içerisinde zaman zaman öne geçtiğin zaman oyunu biraz soğutma açısından ya da dinlendirme açısından pas oyununa dönebilirsin. Bunları yapabiliyorsun ama biz bunların hiçbirini ligde göremedik Kocaspor'da. Dolayısıyla eğer bu stresten kaynaklı bir şeyse bunu da teknik heyetin çözmesi lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Kupa defterini o zaman kapatalım. Aslında programın başımızda yeni yılın ilk programı Levent Hocam. Yani yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin. Ülkemize, devletimize, Kocaspor'umuza, diğer temsilcilerimize. Evet. Az önce de son dakikada emekli maaşı en düşük 2,5. Size ne ya, beni ilgilendiriyor. İşte ben müjde veriyorum size. O yüzden hani yüzünüz gülsün diye Levent Hocam. Son dakika diye geçti. Şimdi hocam, şimdi hocamızın açıklamaları var. Dün antrenmanda özel açıklamaları aldık. Bugün de açıklamaları var. Oraya girmeden önce, şimdi bu birçok isimler dolaşılıyor. Onları biraz aydınlatmak istiyorum. Onların üzerinden konuşalım. Şimdi Adana Spor'daki Ozagovic'in yüksek maliyeti sebebiyle o transfer rafa kalktı. Yani birçok isim geliyor tabii ki. Benim de beğendiğim bir oyuncuydu ama biraz problemli ve neymiş yüksek. Neymiş mesela yüksek maliyet? Biliyorsun. Yüksek maliyet ne kadar istemiş hocam? 350 bin euro. Euro istemiş. Evet. Yarım sezon için mi? 1,5 sezon için mi? 1,5 sezon için. 1,5 sezon için 350 bin euro. Ne yapar? 4-5 yani falan. O civarda. 1,5 sezon. Sezon başı. Bir de şöyle bir şey var. Kocaspor, orayı da konuşacağız. Kocaspor yönetimi de tabii ki şu an bir taraftan mevcut oyuncuların ödemelerini gerçekleştiriyor.
Bir taraftan gidecek olan oyuncuları en az maliyetle bakiyeleri ödüyor, çalışıyor. Bir yandan da kaynak arayışları var. Yani devre arasında bir de süre de çok kısa. Yani o yüzden hamle yapması gerekiyor. Beykan transferi hocam. İstiyorsanız bilmiyorum, notunuzu da alabilirsiniz. Yani Ozo Gövüç yok. Ya Beykan, Ozo Gövüç. Yok, tamam konuşuyoruz zaten. Benim, yok, gündeme geldiği benim için zaten dikkatimi sizin çeken radarınıza girmedi o. Bir oyuncu değil. Ben yabancı oyuncuları nasıl söyleyeyim sana? Ben olsam tutmuyorum. Uyumalı, yani evet. Senin kadronun ama bu ligi bilen oyuncu ya hocam. Şunu ya şu, oynayan bir oyuncu. Önemli değil. Bak, bizim birincilik takımlarına tavsiyem. Şimdi bizim çok biliyor idareciler ya, genelde Türkiye'deki idareci olanların idareciliği kapı var ya, onu hemen alıyorlar eczaneden, içiyorlar. Bizden iyi biliyorlar. Bak, tavsiye ediyorum. Hem ucuz hem de bu getirdiğiniz oyunculardan daha iyidir. Balkan ülkelerini gezin. Türk devletlerden oyuncu getirin. Azerbaycan'dan getirin. Yok, 50 güzel söylüyorsunuz ama bunu yapacak scout departmanı var mı Kocaeli? Var. Gerek yok scout ki, menajerler var, söylüyor var, zaten. Var. Kim var hocam? Var. Yönetici Ali var. Yönetici Veli var. Yönetici Hasan var. Hüseyin var. Sizin, onlar scout ekibi. Sizin bu söylediklerinizin olması için Kocaeli'nin bir scout departmanı kurması lazım. Ya hem bu da her şeye itiraz ediyor ya. Ben araya gireyim. Şimdi isimler üzerinden gidelim. Onu ya, konuşacağım. Yöneticilerimiz var. Şey hapı içmiş. Futbol hapı içmiş. Transfer bizden hapı. İyi biliyorlar. Yani o zaman bir şey diyemiyorum. Hocam Beykan transferi. Şimdi Beykan. Tamam gibiydi. Oradaki detayı atıştım. Beykan'la anlaşıldı kiralık olarak. Ama Göztepe işin içine Kocaeli'ye girince 500 TL'lik bir kiralık bedel istedi. Kocaelispor'da biz bunu ödeyemeyiz dedi. Beykan da bu işi kendi çözerse gelecek. Çözemezse o da olmuyor. Şimdi şöyle, program öncesi Fikret Hoca ile sohbet ederken ben Beykan kısmını anlattım hocaya. Burada da kısaca anlatayım. Şimdi Beykan 1995 doğumlu, Fenerbahçe'nin işte bunların 95 demek ki 14 yaşında falan aldılar Fenerbahçe. Ne olur 95'e 14 koysan 2009 mu olur? 2009 evet. Falan olur. O yıllarda Fenerbahçe'nin Türkiye'deki 14-15 yaş grubu yetenekli oyuncuları Fenerbahçe'nin altyapısını alıp oradan yetiştirme gibi projesi vardı. Şimdi var mı bilmiyorum yani. İşte o zaman Beykan da o hükümde Isparta'dan Fenerbahçe'ye getirilen bir oyuncu. 95 doğumludur büyük bir ihtimalle. Recep Niyaz Denizli'den geldi. Bu Fenerbahçe'nin o dönemki o kendi yaş grubunda Türkiye'deki en önemli yeteneklerinden biriydi. Muhammed sizce Demirci. Takıma o gelirse katkı şimdi, olur mu? Olur. Senede 3-4 tane iyi maç oynuyor. Bizde de 3-4 tane maç oynar. Ondan sonra şey yapar. Yani evet. Zaten Beykan'ın Türkiye Süper Ligi'nde tutunamamasının veya liglerde bir takımda sürekli olamamasının nedeni istikrar problemi. Yoksa yeteneklerinde problem yok. Biraz kendine çok dönük bir şey. Ben biliyorum yani. Futbolculuğunda, kişiliğinde iyi biliyorum. Çünkü o, biliyorsun ben takip ediyorum ligleri. Evet. Görevim olmamasına rağmen. Dolayısıyla Beykan transferinin Kubilay'dan bir tık daha faydası olur. Dediğim gibi 3-4 tane iyi maç atar. Ondan sonra bekle Beykan'ı bulasın sana evet. Da. Bir de yani ben olsam gene söylüyorum. Tabii bizim yöneticilerimiz yapıyorlar bu işi. Ben olsam almam. Evet. Zaten de belli değil şu anda. Hocam sen Beykan'ın yerine Trabzonspor'dan bizim eski oyuncumuz Murat Cem. Ona da geleceğim. Murat Cem'i ısrarla istiyoruz. Sırarlı istiyorum. Murat'cığım şu anda bize orta sahada oynayanların hepsinden evet. İyi. Ya Trabzonspor vermiyor ve hatta Giresunspor da galiba ona talip olmuş. Ama yani Murat'cığım belki tercih konusunda belki de Kocaelispor'u ister ama ısrarla vermiyorlar. Orası da tıkandı. Yabancılarda da hocam her gün bir isim geliyor önümüze. İşte bir Yunan golcüden bahsettiler. Jojovic diye yine Karadağ milli oyuncudan bahsettiler. Bak ben size hemen yabancı söyleyeyim. Eğer şeyse en sonkini de söyleyeyim hocam. Zagarić bizim Çağdaş Koca gazetesinde son dakika dün akşam verdik. O da Bosna Hersek milli takımında
bir dönem oynamış. Kim seyretmiş bilmiyorum. Seyretme değil hocam işte bu menajerlerin servisiyle bir şekilde oluyor. Bakıyorlar CV'sine. İşte diyorlar ki Levent Kılıçarslan bakıyorlar. İki tane videosuna bakacaklar. CV'sine bakacaklar. En son işte Mevlüt Erdinç olayında biliyorsunuz zaten. Şimdi yabancılarda şöyle bir durum var hocam. KBSS'ı biz gönderdik ama daha onun resmi sözleşmesini yani şeyini yapamadık. Resmiyete dökemedik. Sadece bir yabancı alma hakkı var. Eğer alırsan atıyorum Mançek'le mi yollar ayrılacak veya Umalo'yla veya başka bir de süre o kadar kısa ki 5 gün sonra maçlara çıkıyorsun. Şimdi dediğim gibi bu işler hani demin espri yaptık ya hoca da dedi ya hani kim yapacak filan diye. Şimdi kim yapacak? Bizim Kocaelispor'da hele bu son zamanlarda tamamen menajer veriyor kararı. Menajer yemeği sunuyor önüne. İşte üzerine tereyağı mereyağı döküyor. Bayağı koku filan güzel gelince alıyorsun. Sen der mi hocam? Yiyorsun yemeği. Şimdi mesele şu. Benden tavsiye. Bilmediğiniz yabancı oyuncuyu eğer birisinin tavsiyesi varsa yani sizin güvendiğiniz futboldan anlayan, futbolu bilen, işte antrenör vasıfları olan falan birinin kesin tavsiyesi varsa yabancı futbolcu alın. Yoksa menajer tavsiyesiyle falan almayın. Yerli pazara yönelin. Yerli pazardan oyuncu almaya çalışın. Büyük takımların elden çıkarmak istedikleri önemli isimler, oyuncular var. Örneğin Beşiktaş'tan yani ben çok fazla tanımıyorum. Atakan Üner evet, 22 yaşında. Geçen sene Ümraniye'de kiralık oynuyordu. Bir de Ajdin Hasic. Hasic. Hareketliliği var. Hasic. Bunlar fayda sağlar mı? Hasic de geçen seneden beri oynuyor. Atakan Üner kanatta oynuyor. Yani sağ açık oynuyor. Sakatlık da yaşamış. Ondan sonra geçen sene iyi maçlar oynadı. Bilmiyorum şu andaki durumunu bilmiyorum. Bir daha biz bize hocam şu an bize de direkt ben, takıma katkı sunacak. Şimdi ben olsam yani şimdi isim söylemeyeyim ben sanki onları lanse ediyor. İsim vermeyin hocam sonra adınız menajere diye falan. Menajere çıkar bizim adım. Çıkar yani. Şimdi Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da boşa çıkarmak istedikleri genç oyuncular var. İyi oyuncular var. Ve kendilerini ispatlamak zorunda olan oyuncular. Zorunda. Çünkü ispatlayamazsa seneye o takımda kalma şansı hocam, yok. Murat Cem Akpınar'ı biz parlatmadık mı? Bizdeki performansıyla yani, Trabzonspor şimdi bu tür oyuncuları kulüplere rica ederek yani Türkiye'de biliyorsunuz hatır gönül işleri çoktur. Yani yerli oyuncuların da bu tür hatır gönül işlerini kullanarak alınabilir. Ben pek yabancı oyuncu tavsiye etmiyorum bu aşamada. Özellikle devlet. Yabancı oyuncuyu alacaksan şöyle bildiğin yabancı oyuncu. Kim atıyorum Fenerbahçe'den Allah yar dönüyor. Zorya ile bitti mukavelesi dönüyor. Fener kullanmıyor santrafor. Al Allah yar. Biliyorsun yani. Adam oynadı burada biliyorsun. Gitti Ukrayna'da oynadı. Biliyorsun. Bildiğin adam. Git örnek veriyorum. Alabiliriz anlamında söylüyorum. Git Lens'i al. Beşiktaş'ta oynamıyor. Şeyi alabiliyor musun? O neydi? Laiç. Git al yabancı. Yani bildiğin yabancıyı al. Şimdi bilmem ne Aslan'a git. Nereden Aslan'a git çıktı şimdi piyasaya? Kimseye sahip bir, çıktı kedi. Gördü? Yani benim söylemek istediğim bu. Yabancı evet, alacaksan git Feguli'yi al Galatasaray'dan. Satmak istiyor şeyi al. Ne derler? Hollandalı. Yani örnek veriyorum. Anlatabildim mi? Bunları alamayız tabii şu anda da. Yani alacaksan... Macera olur. Alacaksan bu ülkede şeyini bildiğin, performansını bildiğin adamı al. Alamıyorsun yerli oyuncu al ya. Ne var ya? Git Trabzon şimdi Vizca'yı aldıysa Yusuf Sarı boşa çıktı. Al Yusuf Sarı'yı. Git iste. Bak ne iş yapar sana. Anlatabildim mi? Benim zaten sene başındaki en büyük biliyorsun eleştirim neydi? Kalite, klas oyuncu almadık biz. Yani sen de yabancı oyuncu. Yani mesela santrofora Mustafa Pekdemir'in peşine düşmedin ki. Düşmedin. Gittin ıvır zıvır adamlarla uğraştın. Sen Emrah Başsan'ın peşine düşmedin ki. Gitti Kayseri aldı. Gevzeli çocuk. Kaç lira veriyor Kayseri ona ben sana söyleyeyim. En fazla 200 bin euro falan alıyordur orada.
Sen de verirdin o parayı. Tamam, daha fazla olur. Abicim 5 kişiye, 5 kişiye sen 50 milyon değil mi bütçen? 5 kişiye 4'er milyon ver. 5 tane adam alıyorum. 4'er milyon. Sene başından bahsediyorum. Kaç etti? 20. Kaç var cebinde? 30. Anladın? O dengeyi sağlam. 15 kişiye 30-40 vereceğini 5 kişiye 20 ver. İşte bunlar futbol ekonomisini bilmekle, efendim hocamın söylediği squat işlerini bilmekle olan şeyler. Arkadaşlar yönetici olunca olmuyor. Evet, bunlar hocam. Ayrı bir konu. Hocam ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde konuşuruz. Fikret hocam transferleri sizle başlayacağız ikinci bölümde. Evet değerli izleyicilerimiz, ilk bölümde Kocaelispor'da yaşanan transfer gelişmelerini masaya yatırdık. Bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Fikret hocamızla kalmıştık. Fikret hocam, havuzda birçok isim dolaşıyor. Tabii ki büyük ihtimal bu 4-5 nokta transferin 4 tanesi yerli olacak. Çünkü yabancı oyuncularda biliyorsunuz ya iki kişiyi gönderdik ama ya yabancı oyuncuları göndereceksin kadro açmak için. Ama sürede çok kısa. Şimdi Mustafa hocamız da yaptığımız röportajlarda şunu söyledi. Levent hocama da konuyu soracağım. Şu an takıma Reşat alındı biliyorsun. Benim de çok umut ettiğim bir oyuncu. Bence hücum hattına renk katacak bir isim. Onun dışında 6 ve 8 2 tane orta saha. Orta saha alıyoruz. Yani sezon başından beri o sancılı bölge. Alternatif bir stoper. O da neden? Hasan Hatipoğlu'nun artık dönmesi ve maç eksikliği, o gücüne kavuşması, yani lig temposu var biliyorsun. Forvet aynı zamanda yine alternatif, hatta Dino ile rekabet konumunda olması için bir tane daha kenar oyuncusu almayı düşünüyoruz diyor. Yani ne oldu? 2, 4, 5. 5 oyuncu. 5 mi aldık? Bir tane daha aldık, 6. 6. Yani stoper alternatif olarak diyor. O da orada şimdi baktığın zaman evet Musa, Diego, işte Mevlüt Çelik ve Batuhan gitti. Bir de Alpay Çelebi var bizim kadroda. Şimdi bu 5 isimde gelirse bu sefer Kocaelispor yeniden o ligin ilk haftalarındaki o pozisyonuna gelebilir mi? Çünkü son haftalardaki görüntü iyi değil biliyorsun. Şimdi şöyle başlamak lazım. 8 tane oyuncuyla yollar ayrıldı dediniz programın başında. Onları belki duyurmaya bu gerek var mı? Herkes biliyor hemen. Bunları duyurmaya Mevlüt gerek yok. Yani Dilaver Güçlü, onların hiçbir idmanları çıkmıyor artık. Onu peki belirtelim. Şey olma ihtimali var mı? 8'in artma ihtimali var mı? Var. Belki yani bir oyuncu veya iki oyuncu da şöyle, o da artık futbolcunun psikolojisine de bağlı. Evet. Veya gelecek yeni transferlere bağlı. Şimdi ben farklı pencereden bakmak istiyorum olaya. Öncelikle teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay'ı devre arasında 6 tane oyuncu istiyorum diyor. Bir tanesi alındı. Bunları da nokta transfer olarak istiyor. Ama çok maliyetli de istemiyorlar tabii ki. Maliyetli istemiyor. Düşük olacak. Şimdi böyle bir oyuncu var mı? Var mı öyle bir çalışma? Bir şey söyleyeyim. Ben hani Menemen Spor'dan alınan Reşat transferinde onda tamam. Yani zaten Reşat 2 sene önce amatör gelmiş. Menemen Spor bu işi çok iyi yapıyor. Yani son 2 lig maçı, son 2 sezonda işte attığı gol, oynadığı maç. Menemen niye bırakmış onu? Para kazanmak için hocam. Biz para verdik mi Menemen'e? Tabii. Kaç para verdik? 50 bin euro verdik. 50 bin euro için bırakır mı öyle bir oyuncu? Yani hocam bence iyi araştır. Bence şöyle 2 yıldan beri bu ligde oynayan performansını bence benim bildiğim bir oyuncu. İyi araştırın. İhtiyacı varsa bırakabilir. Niye Hatayspor'a da verdi? Burada şunu söylemek lazım. Şeye de verdi. Bakın ben de verdi. Şöyle yorumluyorum bu transfer olaylarını. Şimdi öncelikle kulüp başkanımızın bir açıklaması var.
İşte dün taraftar... Oraya geleceğiz o konuda. Hayır hayır. Oradan gireceğim. Ben o açıklamayı falan detaylarına girmeyeceğim. Kulüp başkanımız dedi ki biz bu sene çıkarsak çıktığımız gibi düşeriz. Doğru mu? Orada bazı asansör takımlarının eklendi. Erzurumspor, Ankara Gücü. Peki eğer biz bu sene çıkarsak çıktığımız gibi böyle de kolay değil bu zaten. Neden o zaman biz devre arasında bu kadar transfere ihtiyaç duyuyoruz? Madem çıkma hedefimiz yok. Mustafa Reşit Akçay hocamız da bu ligin duayen saydığımız hocalarından bir tanesi. Haydi hocam bir farklılık göster. Kendi bilgini, donanımını koy ortaya de ki madem bu Kocaelispor'un bu sene çıkma hedefi yok, ben hiçbir transfer yapmadan, kulübe hiçbir maliyet harcatmadan bu kulübü ligde hak ettiği yere taşıyacağım diye bu donanıma da sahibim de. Hocam ligde küme düşme tehlikesi de var yani. Yani yukarıya hep bakmayın yani bence. Ya şimdi küme düşme tehlikesi Kocaelispor bu 4 takım düşüyor çünkü. Şimdi 50 milyon harcayıp sen küme düşüyorsan ama işte bu paraya göre olmuyor ki hocam şimdi. Yani şöyle 50 milyona göre paraya göre olmuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ama şimdi çok hatalı bir çok güzel var bir yere geldi şimdi yanlış hocam. Bir harcama şimdi var. 50 milyonun yanlış karşılığı hayır 50 milyonun karşılığı şampiyonluk, playoff ilk iki ise o zaman işte Samsunspor 100 milyon harcadı. Birinci sırada olması lazım. 7. sırada. Ama bakın şimdi olumsuzu örnek gösterirseniz olmaz. O zaman, şunu demek istiyorum. O zaman bir dakika Erzurum kaç para harcadı veya Ümraniye kaç para? Ben şunu demek istiyorum. Şimdi para harcayarak bu iş oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Tamam. Ama aynı hatayı şimdi ikinci yarıda yapıyoruz. Biz bu kadroyla, bu teknik heyetle hiç transfer yapmasak, yaptık bir tanesini zaten yapmışız. Evet. Başka transfer yapmasak, bu kulübü zarara uğratmasak, çünkü devre arası transferleri riskli transferlerdir. Bunlardan 6 tane oyuncu mu alacağız? 6'sının da bize %100 katkı yapacağını bilmiyoruz. Madem bizim çıkma gibi bir derdimiz yok, bunu da camiaya söyledik. O yüzden acele etmiyorlar zaten söyledik. O zaman şey yapalım. Bizim altyapımızda da değerli oyuncular var. Oradan da destek alalım. Hocamız da bu ligin gerçekten kalbur üstü hocalarından bir tanesi. Birazcık da hep hazır istemeyelim. Birazcık da geliştirelim Mustafa Hocam. Yani birazcık da biz altyapıdan iki tane oyuncu çıkartalım diyelim ki bunu da Mustafa Reşit Akçay hocamız Kocaelispor'a kazandırdı. Kocaelispor'a bağışladı. Emeği üstünde çok var. Biz de buradan ayrılırken, ayrılacak sezon sonunda ayrılırken de böyle bir şey konuşalım. Yani niye hep transfer diyoruz? Bakın Türkiye'de dört büyük kulüp bile şunu söylüyor. Diğerleri de öyle. Ama dört büyük kulüp bile artık diyor ki hocam şöyle yapalım bitti. Ya. Yanlış anlamayın. Ben ona karşıyım. İstanbul takımları değil veya dört büyütülmüş ya, takım değil. Yani hiç, bu bile ne Türk futbolunu ikiye bölüyor yani. Hep ya böyle bir mantalite nerede var hiç hocam? Hiç sorun yani. Yok. Sen bakın, deyince gerçek değişmiyor. Şöyle söyleyelim çünkü hocam. Türkiye, onlara katılmayalım. Türkiye tamam süperlik kulüpleri diyelim. Hocam Türkiye, hiç önemli değil. Ya hakim basın herkesin kafasına çaktı bu. Farklı bir şey diyorum. Oraya hiç konuyu saptırmayalım. Benim demek istediğim şu. Artık deniz bitti. Bütün kulüplerde öyle. Kocaelispor nereye indi, nereden çıktık? Deniz bittiği için biz oralara inmedik mi? Paramız bittiği için biz kev tesislerini satmadık mı? Şimdi yeniden eğer çıkma şeyimiz yoksa bizim, hedefimiz yoksa bu sene, niye biz ikinci arada bunca parayı yine transferlere ayırıyoruz? Gelin çıkalım dürüstçe bunu söylediysek. Başkanımız oraya geleceğim ama. Başkanımız bunu söyledi ki benim çıkma hedefim hocanın, yok. O zaman gelin şimdi devre arasında transfer zaman, yapmayalım. Kuralım bir dakika hocam, scout departmanı. Arkadaşlar. İkinci ara bütün hocamın dediği gibi ülkeleri işte Afrika'yı, İskandinav ülkelerini, Gürcistan'ı buraları izlettirelim. Ondan sonra seneye bir hazırlık çok, yapalım. Çok güzel bir yere geldi. Nihat Hocam siz de konuya dahil olun lütfen. Yok çok güzel girdi yok, mevzuya. Evet. Bence şimdi şöyle ben sana transferi sorarken sen çok güzel bir yere geldin. Hem ekonomik olarak hem takımın ligde bulundu. Mustafa Hoca röportajında şunu söylüyor. Ben ve ekibim başarısız değiliz. Bizim kafamızda ilk yarıdaki hedef puan 30 puandı. Şunu unutmayalım. Hocanın ilk demeçlerinde bu ligde her puan değerlidir. Yani takımın şeyini filan biliyor. Bu Süper Lig hayali hepimizin hayali. Kocaelispor'un gerçek adresi Süper Lig. Spor kamuoyunda da böyle bir olay var. Kasımpaşa maçında gerek oradaki ulusal basındaki yazarlar ya işte dedi Kocaelispor dedi Süper Lig şeyini trenini kaçırıyor dedi.
Hocayı değiştirmiyor musunuz? Transferler yapmıyor musunuz? Ben ya dışarıdan öyle bir gözüküyor Kocaelispor. Yani kahveden 11 tane adam çıkarsa Kocaelispor'a bugün Kocaelispor varsa hedefi Süper Lig diyor. Yani bulunduğu ligde. Evet doğru. Bu bizi mutlu ediyor. Peki, ama bir de gerçek var. Size yani hoca 30 puan. Kocaelispor'u çok yakından takip eden birisi olarak şunu söylüyorum. Hoca şimdi tabii ki bazı şeyleri görmüş. Bu ligde de ciddi tecrübesi var. Demiş ki biz hedeflediğimiz puan bu. Ama biz başarılıyız diyorsa ben ona o konuda katılmıyorum. Eğer ilk yarıda Kocaelispor bulunduğu durumda teknik heyeti başarılıysa ben o başarıyı başarı kabul etmiyorum. Kabul şeye etmiyorum. Göre. 1-2 ve Priyot'a göre. Adam olarak kabul etmiyorum. Yani biz oynadığımız hiçbir maçta rakibe bir üstünlük sağlayamıyoruz. Onu sağlayamadığımız gibi bir oyun mantalitesi göremiyoruz sahada. Bir oyun üstünlüğü göremiyoruz. Bir oyun gücüyle maç kazandığını göremiyoruz. Ve teknik direktörümüz çıkıp diyor ki ben teknik heyet olarak, puan olarak başarılıyız. Başarı buysa o zaman biz buraya Mustafa Reşit Akçay'ı niye getirdik? Eğer başarı buysa, Mustafa Reşit Akçay'ın başarı şeyi seviyesi buysa biz bu başarıyı bu şehirde, bu ilde yaşayan, bu ilde hayatını devam ettiren teknik direktörlerle de aynı puanı bundan kötü olmayacak şekilde bunu yapardık. O zaman bunu buraya niye getirdik? Yani bu kadar seviyeyi düşürmemesi lazım Mustafa Hoca'nın. Yani Kocaelispor şu andaki bulunduğu puanla başarılıdır diyorsa, ilk yarının değerlendirmesi bu oluyorsa, ben şunu söylerim. Hocam hangi maçta bizlere güzel bir futbol seyrettirdiniz? Hangi maçı biz oyun gücü, kazandığımız maçları oyun gücüyle kazandık? Bir oyun mantalitemizle, bir oyun prensiplerimizle veya geriye düştüğümüz maçı hangi hamlenizle çevirdik? Sahada son maçlarda direnç gösteren bir futbolcu grubu var. Mağlup durum düştüğümüz maçları çeviremiyor. Dolayısıyla yani burada eğer ben başarılıyım diyorsa bu yanlış bir söylemdir diye düşünüyorum ben. Ve şunu tekrar ediyorum. Mustafa Hoca'dan şöyle bir şey bekleriz. Madem bizim Süper Lig'e çıkma hedefimiz yok, Kocaelispor her türlü hiç transfer yapmasa, altyapıdan destek alsa her türlü bu ligde kalır. Ve yapılacak transferlere harcanacak meblağın ne kadar olduğunu hepimiz biliyoruz. Harcamayalım bunu. Gelin burada yanlıştan dönelim. Kocaelispor'a bakın teknik heyet bunu ister. Yapmak ister. Çünkü kendi şeyleri var. Ama biz de Mustafa Hoca'dan şunu istiyoruz ya bu şehrin dinamikleri olarak. Madem bizim çıkma hedefimiz yok. O zaman gel hocam sen de ki ben bilgimle, birikimimle, altyapıdan alacağım oyuncuları geliştirmemle her şeyi hazıra konmayın. Ya Süper Lig'de bile bütün hocalar hazır oyuncuyla başarıyı yakalamak istiyorlar. Ama Mustafa Hoca da Türkiye'nin dışında bir hoca değil. O da o kültürle yetişti. Aynı o kültür. Ama burada birilerinin devreye girmesi lazım. Bakın birisi demesi lazım ki sevgili hocam bakın bizim kulübümüzün başkanı dedi ki bu sene çıkma hedefimiz yok. Madem bizim çıkma hedefimiz yok, ikinci yarıya biz niye transfer peşine düşmüşüz? İşte ben %100 yapmayalım. Sen garanti mi görüyorsun yani? Harcamayalım. Bu ligi yani hocam ne kadar kurtlar sofrası bu lig. Ya kurtlar yani, sofrası da sen de teknik heyetsin, ciddi bir hocasın. Orada çalıştıracaksın, dersine iyi çalışacaksın. Her şeyi transferle, hocam, her şeyi. Biz bakın. Hocam 8 oyuncu gitti ya, hocanın elinde olsa 16 oyuncuyu gönder. Burada devreye gireyim. Biz her şeyi hazır oyuncuyla, belli bir seviyeye gelmiş, gelişimini tamamlamış oyuncularla çözmeye çalışırsak, üretmeden hep tüketmeye gidersek biz bu işin altından kalkamayız. Hocam Türkiye'nin en köklü kulüpleri kalkamadığı gibi. Bakın en köklü şurada devreye şurada tam bizim anlattığımız şeye döndü. Scout ekibi kurdu, scout departmanı kurdu. Galatasaray bugün 3 yıl bizden bir şey beklemeyin diye açıklama yaptı. Yani biz niye hedefimiz yokken bunca tabii ki 3 yıl ama o zaman sizin söylediğinizde şu an şey düşüyor. Çelişki oluyor. Nasıl? Şimdi Galatasaray bunu ne zaman yaptı bu açıklamayı? Sezon başında. Fatih 3 sene yeniden yapılanma dönemimiz var dedi. Bizden bitti çok fazla dedi. Beklentiniz olmasın. Tamam. O zaman niye bu kadar adama transferi aldılar? Genç oyuncular aldılar. Yani maliyeti yüksek oyuncular değil. Ben de şunu söylüyorum. Buradan gerçekten çok değerli bir konu, çok önemli. Ama bir şurayı konu. Atlıyoruz Fikret Hocam. Şimdi örnek verdiniz o Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Tamam Türk futbolunun köklü kulüpleri de. Ya biz
11 aradan sonra çıktığımız o birinci ligde sanıyoruz ki biz Kocaelispor formasıyla mevcut kadrosuyla bu takım ligde ikinci yarı kalmaz mı demek istiyorsunuz? Şu an mı? Evet. Dino'nun güveni yok. Şöyle Dino Yiğit'in güveni yok. Bakın hocanın da güveni bu takımda. Yok. Şey söyleyeyim ama bak bir Dino'yu çıkarttık. Bir Musa gitti. Takımın %50'si gitti arkadaşlar. Yani eğer bu adamlar dönerse fayda olursa tabii ki ligde kalır. Şimdi ben kesinlikle Fikret Hoca'ya katılıyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Her halükarda. Hangisi konuda katılıyorsunuz? İşte transfer yapılmasın bu takım ligde. Şimdi kalır. Bu takımın hedefi ligde kalmaksa transfere gerek yok. Tabii Dino Musa dönecek. Musa dönüyor evet. Dino'nun dönüp dönmeyeceği belli. Dönüyor yok yok. O bilgiyi şöyle vereyim. Örnek. Hocam şu bilgiyi vereyim. Ondan sonra topu atayım. Dino yarın İzmit'te olacak. Çiste'de ve Perşembe günkü antrenmanda olacaklar. Tamam. Bugün Mançek ve Diogo da katıldı. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şimdi Kocaelispor'un eksiği nerede? Eksiği şu anda Dino'nun alternatif olabilecek oyuncusu yoktu. Değil mi? Evet. Yani Dino sakatlanınca Mevlüt'le orayı götüremedik. Çünkü bizim oyun tarzımız Mevlüt'ün oyun yapısına uygun değil. Mevlüt'ü burada kaç defa söyledim, bir kere daha kısa söyleyip geçeyim. Biz aslında hocanın takıma katma değer oluşturamadığını da Mevlüt'ün kullanılmamasından yola çıkarak söyleyebiliriz. Sadece hata teknik etti mi hocam? Ya şimdi çok hani uzar bu iş yani. Şimdi sen ben buraya geldiğinden beri Mevlüt, değil mi? Ben burada bir şey söylüyorum. Mevlüt'e uygun oyun oynamıyoruz diyorum. Diyor muyum? Dedim. Mevlüt'e uygun bir oyun formatına döndüğümüz zaman da Mevlüt'ü oyundan aldık diye de eleştirdim. Doğru mu? Değil mi? Niye söyledim bunları? Niye söyledim? Sen adama o fırsatı vermedin ki. Mevlüt oynar da anlamında söylemiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Ben bir şeyden bahsediyorum. Bir tasarruftan bahsediyorum. Şimdi Mevlüt yıllarca o ne oynadığı, nasıl oynadığı bilinen bir oyuncu. Değil mi? Fransa'da oynamış, milli takımda oynamış falan. Hepimiz biliyoruz. Mevlüt hiçbir zaman kontra oynayan bir takımda oynamamış. Bir, almayacaksın. Aldın, oynatacaksın. Oynattın, verim alamadın. Tamam. Şimdi biz Mevlüt için şunu söyleyebilir miyiz? Teknik olarak. Mevlüt verimsiz, biz de oynayamadı. Ya adamı kontratak oynattın ya. Oynayamıyor işte zaten, oynayamaz. Şimdi buradan nereye geleceğim? Sen şimdi Dino'yu oynatıyorsun değil mi? Santrafor'un var. Sakatlanınca ne oldu? Bitti. Demek ki orada o zaman alternatif üreteceksin. İşte Bahattin Mevlüt olmadı. Antrenörlük o demek. Arkadaşlar bak Fikret Hoca çok önemli şeye dokundu. Antrenörlük şu demek değil. Bana şunu 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 alın. Merak etmeyin şampiyonuz. Bak ben söylüyorum ya. Kocaelisporlu bak idareciler geçen hafta söyledim değil mi? Size 11 tane isim vereceğim. Alın seneye namalup açık ara şampiyonuz. Olamazsak param ara istemiyorum. Bak ne güzel söylüyorum. 11 kişi söyleyeceğim. Hem de sizin bu sene yaptığınız transfere %25 ilaveyle isteyeceğim. Öyle bir büyük para da istemeyeceğim. Ya bu antrenörlük mü ya? Al bana adamları oynatayım. E peki öbür antrenörlük senin katma değerin ne? Ben sana söyleyeyim şimdi. Bir forvet yapayım. 3 tane isim söyleyeyim. Alın onları. Kocaelispor şimdi playoff'tan çıksın. Alabilecek misiniz? Yani bu saçmalık arkadaş. Kaç oyuncu istiyor şimdi hocamız? Saydık 6 tane. 6 tane. 6 tane istiyor. Kaç gönderdik? 8. 8. Kaç oyuncu aldık? Sezon başında 15 mi 13 mi? Oyuncu var. He? 15. Yani %50'sinde hata yaptık. Doğru mu? Bir de giden oyuncular da hani takımda oynamayan oyuncular. Abi doğru değil mi? %50'sinde evet. Hata yaptık transferi. Aslında elimizde olsa, paramız olsa belki 10 tanesini göndereceğiz. Doğru mu? Şu anda doğru, parası olsa 10 tanesi. Belki 15. Bu ne demek? Neredeyse transferin %80'inde 90'ında hata yaptık.
Kim sorumlu? Şimdi hocamız 6 tane daha istiyor. O zaman arkadaşlar tartışalım bu konuyu. Hocam ya. Gerçekten çok önemli bir konu. Bakın şimdi kulüp başkanımız Sayın Engin Koyun diyorsa ki benim biz bu sene çıkma hedefimiz yok. Çıksak dahi düşeriz diyorsa hocaya da şunu demesi lazım. Hocam bu kadro, bakın bu kadro, Kocaelispor'un kadrosu her türlü bu ligde kalabilecek seviyede kalabilecek seviyede oyuncu grubuna sahip. Ben de katılıyorum. Şimdi alacağımız 8 numara bizim Yiğit Ali'den çok iyi mi olacak? Yani çok iyi bir oyuncu mu gelecek devre arasında bize? Bakın sezon başı olsa bunları konuşmam. Ama kulübün en tepesindeki kişi böyle bir açıklama yapıyorsa, diyorsa ki bu kulüp bu sene çıkmayacak, çıkma hedefi yoktur diyorsa ve net bir dille bunu altın tepside sunulursa o zaman çıkmaz. Ya çıksa da iner diyor. Bakın altın tepside çıksa deseler Kocaelispor'a çıksa ben de katılıyorum burada. Çünkü Süper Lig bambaşka bir yer. Senin bu tesisin Süper Lig'i kaldıracak bir tesis değil. Tesisin hazır değil. Yani temeli olmayan bir şeyde sen diyorsun ki buranın üstüne rezidans yapalım. Ya temeli yok. Rezidansı kaldırmaz burası. Dolayısıyla düşersin direkt. Bunu söylüyorsa kulübün başkanı, o zaman niye biz devre arasında bunca transferin peşine düşüyoruz? Bu kulübü zarara uğratıyoruz. Yazık, günah değil mi bu kulübe? Bu kulüp geçmişte bu yapılan bu tarz hatalardan, bu tür hatalardan dolayı amatörü en dibi görmedi mi? Ya hocam, bu kulüp tesislerini bundan dolayı satmadı hocam, mı? Bunlara hocam, Mustafa bak, Hoca bilmez. Bak, Mustafa Reştakçay bilmez. Bak çelişki nerede biliyor musun? Ama yapmayın, etmeyin bak, yani bu. Siz böyle bir açıklama yapıyorsanız bu kulübün teknik direktörüne de çıkın. Deyin ki hocam bu kadroyla beraber biz sana güveniyoruz. Senin bilgine, donanımına güveniyoruz. Altyapıdan oyuncu destekleriyle beraber hiçbir transfer şu ana kadar bir tane yapılmış. Onun haricinde hiçbir transfer yapmadan bu ligde kalabilecek seviyede bir takımımız hocam, var diyecek. Bak, çelişki bakın şu, çelişki, o zaman ya, hoca ne yapacak? Bak çelişki şurada. Çelişki şurada. Şimdi kelimeleri iyi izlemek lazım. Hoca ne demiş? Biz başarılıyız demiş. Doğru mu? 30 sen söyle. Puan hedefi var. Sen söyle. Evet, 6 puan. Şimdi hoca başarılıyız diyor. Güzel. 30 puan hedefim vardı diyor ama 24'te kaldım diyor. Kaza oldu. Değil mi? 3 tane kaza tamam. Oldu. Kaza oldu. Güzel. Kaza oldu. 30 olsaydı da takım şu anda 6. olacaktı. Değil mi? Bir göz playoff'ta. Bak. Şimdi 6. olacaktı. 30 puan hedef yapmış. Şimdi soruyorum ben hocaya. Peki 30 puan hedeflenen takımdan 7 kişi, 8 kişi gönderdi. Belki 10 olacak bu sayı. Peki niye aldınız sezon başında? Peki başarılısın da niye daha 6-7 tane oyuncu istiyorsun? Madem başarılısın, 2 yıl önce hocamın dediği gibi, bak hocam haklı. Madem başarılısın, senin başarılı olman demek kadronun da başarılı olması demek, değil mi? Ben başarılıyım ama kadro çok kötü. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir çelişki olur mu? Çelişki var yani. Tamam ama verim alamadığı oyunculardan mı bahsediyor hocam? İyi de o zaman hoca şunu mu söylemek istiyor bize? Ya aslında bu oyuncular yani çok kötüydü de biz hani çok iyi yönettik, 24 puana yakaladık yani. Şimdi hocam şöyle o zaman. Biz böyle mi anlayalım? Yani? İkinci bölümün sonuna geldik ama şimdi şunu denedi hoca. Şimdi Bahattin'le ilk 3 hafta çıktın. Sonra Bahattin bak, olmadı. Gene kişiler ay, üzerinden gidiyor. Kişi üzerinden mi gönderiyor? Arkadaşım ben şuna bakarım. Arkadaşım. Bir şey soracağım. Bir bak, iki tane antrenör. Bir dakika ben sana ben anlatayım. Ben merak ediyorum. İki antrenör diyor ki oyunda hiçbir müdahalesi olmuyor hocanın diyor. Sen Bahattin diyorsun. Ya Bahattin'le alakası yok mu işin ya? Ya futbolcu şahsını dışarıda bırakalım. Bakın biz şunu arkadaşlar giden 8 oyuncunun ya, takıma katkısını tartışalım o zaman yani. Ya ama hani katkısını tartışalım ama şunu Kocaelispor koca ilk yarıda ya bir tane maçta bize anlatın söyleyin ki bir tane maçta maçı oyun gücüyle kazandı. Oyun gücü yok hocam. Yok hocam oyun gücü. Dino attı. Yani iyi de 24 puan toplamış. Tamam, ya Dino attı. Kazandığın maçlarda da Dino gitti. Takım bitti. Yani kazandığın maçlara o zaman senin değil, hoca olarak kendi başarılı kılmanın bana hocanın söylediğini şey yaparak destekleyerek söylüyorum. Sen ben başarılıyım dediğin zaman dine yokken niye yapmanın aynı şeyler? Demek bunu ki demek ki olur. Senin takımını götüren Dino. Doğru mu? İkinci bölümün sonuna geldik. Oyuncu sen değilsin. Evet.
Değerli izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Levent Hocam'da kalmıştım. Levent Hocam, şimdi konu bayağı bir geniş bir şekilde dağıldı. Şimdi hocanın gönderilen oyunculardan sonra bu talepleri, bu eksik mevkilere taleplerini doğru buluyor musunuz? Şimdi Fikret Hocam şunu söyledi. Eğer hedef ligde kalmaksa transfere gerek yok. Bu kadro ligde kalır diyor. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi kesinlikle ben de Fikret Hoca ile aynı fikirdeyim. Eğer hedef ligde kalmaksa sadece alternatifi olmayan mevkiye, o da bir veya iki tane oyuncu alınabilir, alternatifi olmayan. Yani neresidir? İşte Dino olmayınca eller yukarı oldu. Değil mi? Forvet'te kanat forvetimiz yok. İşte Reşat'ı aldık. Evet. Çünkü tek eli bağlı boksör gibiydik. Ben Hur'la vurmaya çalışıyoruz. Dino da yok. Olmuyor yani. Evet. Şimdi Reşat'ı aldık. Dino'ya alternatif santraforumuz var mı şu anda? Yani Allah korusun diyor. Yok. Bir sakatlık ceza halinde. Yok. Dino olmadığı zaman, Dino burada tabii isim. Bir gol atabilecek adam olmadığı zaman Kocaelispor'un bu oyununun gol atmaya tek başına yetmediğini görüyoruz zaten. Değil mi? Evet. Oyun orada tisleri falan kullandık. Oyun yani. Formatında da değişiklik olmayacağını da artık hocanın beyanatlarından, oyuncu tercihlerinden, istediği oyuncu tiplerinden anlıyoruz. Biz Kocaelispor böyle oynayacak. İkinci yarı da böyle oynayacak. Değil mi? Şimdi bu nedir? O zaman böyle 4-5 tane, 2 tane 6-8, bir tane bilmem ne, bir tane oraya bir... Gerek yok. Kocaelispor bu kadrosuyla bile, hadi gönderildi millet, bu kadrosuyla bile, yani ilk yarısı kadrosuyla Kocaelispor bu ligde rahat rahat kalır. Hocanın dediği 30 puan hedefine de ulaşır. İkinci yarı. Doğru oyunla. Doğru oyuncu tercihiyle. Ama ikinci yarı çok zor. Doğru müdahaleyle. Daha fazla deplasman. Ya yok öyle bir şey. Ne zoru ya. Her maç zor ya. Bırakın bu alışkanlıkları. İkinci yarı çok zor geçer. Niye zor geçer? Niye? Rakipler canavli. Senin de canavlin var. Ne oldu? Sen de %20 performansını arttırırsın. Senin için de geçerli o laf. Yani sadece rakipler için mi geçerli? Kocaelispor için geçerli değil mi? Canavli. Canavli, sen de canavli. Aynı şey yani. Bir şey değil. Ya bırakın bunlar kalıplaşmış şeyler. Oyun. Oyunu düzelteceksin. Yani Kocaelispor'un eğer hedef buysa büyük yük maliyetler bindirmesine gerek yok. Zaten gereksiz bir maliyet oluşturuldu sezon başından beri yapılan yanlışlar yüzünden, hatalı transferler yüzünden. Şimdi ikinci bir şeye gerek yok. Hocamız başarılıyım diyor. Kesinlikle başarılı değil. Başarı neydi? 30 puan mıydı? Evet. Başarı değil. Hedef 30 puan. Değil mi? Kaçtasın? 24'te. Yani sen hedefinin %20 gerisindesin. Değil mi? %80 gerçekleşti. Peki hedefin %20'sinden 20'si geride olmak başarı mıdır? Değil. 31 puan, 32 puan başarıdır. 30 puan zaten senin hedefin. Sen takımına bakıyorsun. Diyorsun ki ben bu takımla bunu yaparım. Yapamadıysan oturacaksın aynaya bakacaksın. Öyle futbolcuya atmayacaksın. O sakatlanmasaydı, Menemen'de vursaydı, orada tutsaydı, burada atsaydı. Senin de Dino'nun vurdukları gol olmasaydı ne yapacaktık şimdi? 11 puan, 12 puanla aşağıda. Doğru mu? Bakın dost acı söyle. Bunları söylemek zorundayız biz yani. Kimse öyle kendini sıyırmasın. Yönetici hata yapmamış. Hoca başarılı. Kocaelispor'a bakıyorsun, takım başarısız. Nasıl oluyor bu iş ya? Yönetici başarılı, hoca başarılı. Kim başarısız? Biz başarısız. Başarısız taraftar, işte yorumcular falan. Onun için böyle komik işlere gerek yok. Fikret Hoca %100 haklıdır. Kesinlikle katılıyorum.
eğer senin hedefin ligde kalmaksa bu kadar büyük para harcamaya falan gerek yok. Bu ligde öyle gözünüzle de fazla büyütmeyin. Kaybettiğimiz puanlar ortada. Kaybettiğimiz puanların en az %30'unu kenar yönetim hatasından kaybettik arkadaşlar. Şimdi beni konuşturmayın. Yani böyle konuşun hocam. Yani meslektaşımızı de yerden yere vurmayalım. Bak söylüyorum. Peki hocam ya. Şimdi şu güzel bir konuya geldiniz. Ben şimdi o dün akşam söylüyorum. İstişare toplantısında daha konuşacağız onu. Şimdi yönetim madem şimdi başarısız, başarısız hocanın arkasında niye duruyor o zaman? Onu yönetime soracağım, bana sormayacaksın. Ben geçen hafta burada hem yönetimin, geçen hafta mıydı, evvelki hafta mıydı? Hem yönetimin hem hocanın artık kentle bağının koptuğunu, en küçük bir başarısız sonuçta, toplamda değil mi? Sonuçta herhangi bir hoca maçta. Diyor ki yönetim gönderirse biz gideriz diyor, tazminatımız da yok diyor. O zaman yönetime soracaksın. Yani Menemen maçından sonra bir an istifa, hani yönetimin önünü açmak arkadaş adına. Yönetim tek zaman istifa tek taraflı bir işlemdir. Ben eğer burada kalmak istemiyorsam beni kimse tutamaz. Tamam? Ben istifa ederim. Geçmişte biz de yaşadık bunları. İstifa ederim. İstediğin kadar yönetici dönmen desin, dönmez. Evet, mesajlarımız var. Mert Yazıcı bizi devamlı izliyor. İyi yayınlar demiş. Recep Akarsu yine Belçika'dan takımla ilgili değerlendirme bulmuş. Erkut arkadaşımız da hedef üstlükte olmazsa tribünlerde olmaz demiş. Bu arada sıcak gelişme, Gebze Spor Başkanı Recep Avcı da istifasını sosyal medyadan duyurdu. Bölgesel amatör lig takımı. Buyur abi, aynı spor. Şey ya. Türkiye'de yani, aynı şey. Evet, istifalar, transferler bitmiyor. Bitmez. Şimdi dün akşam Kocaeli Kongre Merkezi'nde İstişare toplantısı vardı. Taraftar sordu. Yönetim cevapladı. Bennur Keser ve Musa Nizam'la birlikte Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yöneticilerden Ömür Öztürk, Veli Başkurt, Mehmet Yaşar ve Bekir Alefler vardı. Taraftar içini döktü. Özellikle bu sosyal medyadaki belden aşağı yorumlar işte hem futbolculara, teknik ekibe hem yönetime yaklaşık 3 saat sürdü. Biz de takip ettik. Gazetelerde zaten internete düştü haberler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok da alışık olmadık bir ortamdı. Yani taraftar sordu işte Mesut niye gitti? İşte Mustafa Hoca takımı yanlış oynatıyor. Yanlış transferler yapıldı. O kadar çok işte şeyin Fikret Hoca'nın dediği gibi oynanan kötü futbol bizi mutlu etmiyor şeklinde. Futbolcular var mıydı orada? Vardı. Neden Mustafa Hoca yoktu? Veya ekibinden birisi yoktu? Yani bir tek onlar yoktu. Bir dahakine onları da çağırırlar. Olması gerekmiyor muydu? Yani madem sadece yönetimle ilgili konuşulmayacaktı orada. Futbolcular da çağrılmış. Evet. O zaman teknik heyetten de ya teknik direktör ya da teknik heyetten de birisinin olması gerekiyordu ki oradaki teknik sorulara da onlar cevap versinler. Neden bu takım şey az önce sorduğun soru soruldu dedin. Yanlış oynatıyor. Neden yanlış oynatıyor? Veya biz yanlış oynatmıyoruz, doğru oynatıyoruz gibi böyle de yani, olabilirdi. Bu arada affedersin hocam yerini almış oldu. Kontrata bir anda çıktı Fikret Hoca. şimdi hocam şimdi ben bu konuyla ilgili evet. Çok kısa söyleyeceğim. Gerisini siz konuşun. Kocaelispor tarihinin kara bir gecesi, kara bir lekesi. Bu yönetim sonunda bunu da yaptı. Helal olsun. Ne diyeyim? Kocaelispor tarihinde böyle bir şey yok. Olmadı. Ama dertleşme gelişecek. Kocaelispor yani. Tarihinde böyle bir şey yok. Olmadı. Olmamalı idi. Bundan sonra da olmamalı. Ben başka bir şey demeyeyim. Yani. Evet. Örneğin kara leke olarak benim kafamda Kocaelispor tarihine sürülmüş koskocaman bir kara lekedir. Açılımını gerisi, yapmıyorsun. Gerisini konuşun. Açılımını yapsam sabah kadar anlatırım. şimdi ben orada şunu evet Kocaelispor olarak Kocaelispor asla evet savunma yapmaz. İşte vakit geçirmez. Hep hücum oynar. Hep kazanmak için oynarız. Bu bizim genlerimizde var.
futbolda öyle bir şey yok. Nasıl yok? Asla savunma yapmaz. Hep hücum oynar diye bir şey yok. Savunma derken tabii. Top rakibe bir saniye dakika 85 1-0 öndesin. Top seninleyken hücum edeceksin yani. Ya bu, tamam. Kocaelispor falan dinlemez. Yani şöyle hani. Gerçekleri var ya. Yani. Şöyle hani Kocaelispor kendi sahasında özellikle oynadığında şimdi tabii ki bir siz az önce ifade ettiniz işte Kocaelispor ne yapıyor bu sezon? Rakibi bekliyor. Avını avlamak istiyor. Sonra skor avantajını elde edip galibiyetle bitirmeyi amaçlıyor maçı. Ben de tabii ki istiyorum sağlı sollu ortalar yapılsın. İşte 8 tane pozisyona girelim 9 tane. Ama bu hocayla ve bu oyuncu grubuyla da bunun hayalini kurmak da hani bir de gerçek var zaten. Yani hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Biz 2 hafta sonra Ankara Gücü maçında İstanbulspor'a, Samsun'a, Bursa'ya veya Erzurum'a ne yaptıysak aynısını ona yapmak için uygulayacağız. Evet. Yani ekstra bir şey yapmayacağız. Yani Ankara Gücü'nü bekleyeceğiz üstümüze gelsin diye. Çünkü o şampiyonluğu oynuyor. Yani taraftarın en çok rahatsız olduğu konu o sizin de az önce ifade ettiğiniz oynanan futboldaki memnuniyetsizlikti. İkinci yarı bunu değiştirir mi Kocaelispor? Değiştireceğini düşünmüyorum çünkü hocanın, teknik direktörün oyun mantalitesi, oyun felsefesi bu. Geçmiş takımlarda da, çalıştığı takımlarda da hep bunu gördük. Bu sistemle, bu düşünceyle başarıyı yakalamış bir teknik direktör bunu değiştireceğini ben düşünmüyorum. Ama bir transfer politikası vardır. Bu transfer yaparken sezon başında ya da kadro planlaması dediğimiz şeyde senin dediğin kriter de çok önemlidir, çok değerlidir ve dikkate alınarak transfer yapılır. Bir takımın iç sahası ve dış sahası, dış sahadaki maçlar ve iç sahadaki maçlar hocam onu hemen değerlendirilir. Kocaelispor'da da iç sahada şöyle bir şey düşünmek lazım. 19 puan bir kere yok farklı bir şeyden bahsediyorum burada. Kocaelispor'un sezon başında kadro planlaması, kadro mühendisliği yaparken şunu düşünmek lazım. Bu takım içeride taraftara ciddi bir taraftar kitlesi olan bir camia. İçeride böyle bir taraftar kitlesi var ve bu taraftar kitlesi çok maça böyle etki yapıyor. Maça etki yapar ve maçın da çok böyle futbolcuyu da havaya sokuyor. Hem futbolcuyu havaya sokar hem de rakibi bekleyerek işte kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkarak oynamak değil, daha çok sürekli rakip sahada oynayan, işte sürekli aksiyonu yüksek bir maç ister burada taraftar. Baskı o zaman tabii rakibe baskı kuran, rakibi sahasından çıkarmayan bir takım ister taraftar. Bunu da sezon başında transfer planlaması yaparken bunlara da dikkate alarak yapmak lazım. Yani ondan sonra diğer kadro planlaması yaparken dikkate alman gereken şeylerden bir tanesi de teknik direktördür. Sen şimdi transferi yaparsın, hücum futbolu oynatmayı sevmeyen bir teknik direktörü takımın başına getirtirsin ama hücuma yönelik oyuncular transfer etmişsin, o teknik direktör başarılı olamaz sende. Şimdi bizimki de, bizim teknik direktörümüz de savunma futbolunu daha çok ikinci bölgede bekleyen, kaptığı toplarla da direkt kaleye gidip sonuca gitmeye çalışan, pas oyunu değil, geriden uzun toplarla rakibin, rakip savunmanın arkasına uzun toplar atarak orada çabuk oyuncularla, işte bizde Ben Nur'la sonuca gitmeye çalışan bir takımız. Teknik direktörümüz de bu tarz oyunu benimsemiş bir teknik direktörümüz var. Bunun da ikinci yarı değişeceğini ben düşünmüyorum. Hocam desteklemek için bir şey söyleyeceğim. Bak, puan cetvelinde aldığımız maçlarda falan baktığımızda ne kadar büyük çelişkiler içerisinde olduğumuz teknik açıdan. Bak, biz kontratak oynuyoruz değil mi çocuklar? Çocuklar değil mi? Pardon. Arkadaşlar. Evet. Yani neyse çocuklar da desem samimiyetten söylemişim. Büyümüşsünüz yani. Şimdi kontratak oynuyoruz. Kontratak nerede oynanır genellikle? Deplasmanda. Deplasmanda kaç puan almışız? 5 puan. Bir galibiyet, o da zar dur. İki tane beraber de beraberlik almışız. Peki galibiyetleri nerede almışız? Kendi sahamızda almışız. Değil mi? Kimlere karşı almışız? Galibiyetleri çoğu ligin oynandığı haftada bizden daha iyi zannettiğimiz oynayan, daha da iyi oynayan, daha iyi oynayan takımlara karşı almışız. Değil mi? Şimdi bu, baktığın zaman burada bak ben çıkardım. Burada çıkardım puanları bilmem ne. Şimdi burada bir çelişki yok mu ya?
He? Var tabii ki. Ya biz kontratak mı oynuyoruz gerçekten ya? Oturup bir de onu tartışalım. Kendi evinde oynuyorsun. Ya, hayır. Kendi evinde oynuyor. Doğru söylüyorsun. İşte, kendi evinde deplasmanda oynayamıyoruz. İşte onu tartışalım, onu da tartışalım. İşte, tamam şimdi bu güzel bir konuya geldik. Bu ne penis, bu ne lanet olsun. Bu kendi evimizde oynuyoruz hocam. Deplasmanda oynasak zaten şu an 36 puanım vardı. Yani arkadaşlar. Savunma yapmayı da beceremiyoruz. Yani bu gün çok fazla teknik olarak vurduk tekneye yeti ama ya artık burama kadar geldi, konuşmayayım söylemeyeyim sen. Hocam teknik heyeti vurmamızdaki. Ya arkadaş. Vurmak derken vurmakta bir şeyimiz yok. Yok biz ya, ben meslektaş açısından Mustafa Rıçı Takçay hocamızı gerçekten bilgisinin çok üst seviye olduğunu düşündüğümüz için bunları söylüyoruz. Bak diyoruz ki Mustafa Rıçı Takçay bu ligde Süper Lig'de uzun yıllar hocalık yapmış. İşte Trabzonspor'u çalıştırmış. Peki niye Trabzonspor'dan ayrıldı? Olan bir adam. Bu adamın bizde başarılı olmasını istiyoruz yani. Bak şimdi bak. Bir şeyler yapmasını istiyoruz. Bir dakika geliştirmesini. Ben şimdi anlatayım. Trabzonspor'u çalıştırırken Trabzonspor nasıl oynuyordu? Böyle oynuyordu. Böyle mi oynuyordu? Ya Trabzon serisi böyle kabullendi yani. Kabullenmedi işte. Kabullenmediği için zaten. Gönderdi. Trabzon serisi bizim gibi. İşte aynı bizim taraftarlarımız gibi küfürler başlayınca şöyle bir açıklama anlatayım. Şöyle bir açıklama yaptı Mustafa Rıçı Takçay. Dedi ki tapudumu taşıyacak, öldüğümde tapudumu taşıyacak kişilerin bana küfretmesini istemediğim için Trabzonspor'dan ayrılıyorum dedi. Buyur. Güzel laf değil mi? Yani laf olarak felsefik güzel bir laf. Aynı şey burada. Şimdi ben size peki ikinci başka konu geçeyim. Mustafa Akça Ankara Spor'da başarılı oldu diyoruz değil mi? Osmanlı Spor. Osmanlı Spor'da. Şurada Ankara mı oldu? Ne oldu? Osmanlı Spor'da Türkiye Ligi'nde kaçıncı oldu? Başarısının temeli Avrupa Kupaları. Arkadaşlar ya şimdi bir sürü insan bilmez. Bizim bak biz bu işin içindeyiz. Kimin ne olduğunu, kaç kilo, kaç gram bilmem ne olduğunu hepsini biliyoruz. Niye Avrupa Kupası'nda başarılı oldu? Çünkü sağlam defans, hızlı hücum. Yani Kocaelispor'un oynadığı oyun. Niye içeride başarılı olamadı? Beceremedi. Çünkü hücum etmeye kalktı. Bu sürede onun örneği var. Hücum etmeye kalktı. Çat yedi. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Ha işte o örnek var. Şimdi ondan Galatasaray. Avrupa'da. Bak, bekleyerek oynadılar. Bizi dinleyenler şimdi böyle atıp tutmak bilmem ne bu işler teknik işler ya ben çok girmek istemiyorum ama mecbur giriyoruz yani anlatmak. Şimdi Galatasaray niye Türkiye'de sıkıntı çekiyor? 10. sırada. Şeyde dışarıda iyi neticeler alıyor. Dışarıda gol yememeye oynuyor. İçeride gol atmaya oynuyor. Gol atmak beceri ister arkadaşlar. Sistemli bir çalışma ister. Uzun zamanlı, planlı çalışmalarla gol atma becerileri gelişir. Bak geçen hafta veya bundan bir önceki hafta Fikret Hoca bir şey söyledi. Dedi ki ya en basit oyun futbolda bizim oynadığımız oyun dedi. Futbolda en basit oyun gol yememe oyunu. İşte çeşitli şeyleri var onun, şekilleri var. Bir tanesi de böyle. Ne yaptın Avrupalı'ya karşı? Aman alanları kapatayım. Bilmem ne yapayım, adam adama oynayayım, defansta kalabalık olayım, sıkıştırayım, attırmadın. Yani örnek veriyorum, Kayseri Spor'un sana yaptığını yaptın. Ligde de Kayseri Spor sana yapıyor onu. Yenemiyorsun. Bizim içeride kaybettiğimiz Menemen Gençler bir maçında. Anladım. Şey örneğini vereceğim ben size. Menemen. İçeride kaybettiğimiz Menemen Gençler maçında. Evet. Sizin dediğiniz gibi topa sahip olan Kocaelispor. Başımıza geldi. Hücum yapan Kocaelispor. Ne oldu? Ama rakip seni aldı. Ne oldu? Biz şimdi ne istiyoruz? Ben onu anlamadım. Biz ne yapmamız lazım yani Kocaelispor olarak? Şimdi biz Menemen'e bir kere Menemen ve Gençler Birliği'ne Bursa ve Samsun'a yaptığımızı yapamadığımız için tuzağa düşüp yenildik. Adamlar iki kere geldi gol oldu. Doğru mu? Evet. O zaman onlara da aynı savunmayı yapsaydı. İşte onu hocaya söyleyeceğim. Bana söylemeyeceğim. Ben yaptım. Aynı savunmayı yapıyorsun ama Menemen takımı yapmadık işte şimdi. Hayır. Şimdi demek ki Menemen takımı üstüne gelmediği için sen mecbur onun üstüne gitmek zorunda kaldın. Tamam. Şimdi çünkü Menemen takımı beceremiyoruz Menemen işte o takımı işi. Buraya gelmiş. Demiş ki ben Kocaelispor'u nasıl yenerim? Üstüne gidersem bizim gibi oynayarak. Ben size ilk haftanın şifresini söyleyeyim mi? İlk haftanın şifresi.
Bunu özel bir yerden ben duydum. Yani duydum derken de aslında geldi basın toplantısı. Ümraniyespor'un hocası ilk hafta 5 yıldır bu ligi artık ezberlemişler. Yani biliyorlar artık, sistem oturmuş, futbolcular filan. İlk hafta rakip kim? Kocaelispor. Burası deplasman. Ümraniye futbolcusunun yani böyle atmosferi kaç yerde gördüm. Topun arkasında kalıyoruz. Top hep onlarda olsun. Ve baktığın zaman kontrayla yendiler bizi. Topa sahip olma bizde ve hatırla, sağdan ortalar sol. 30 orta mı hocam? O günü konuştuk. 30 orta mı var? Bir şey var. Var. Skor? 3-0. Yani, işte onu söylüyoruz biz de yani. Yani işte yani burada bir şeylik var. Bir çelişki var. Ben şimdi hani Kocaelispor bu ikinci yarı ne şimdi, yapacak yani? Şimdi arkadaşlar bak, çelişki melişki yok. Ya işte bu teknik konu olduğu için seninle zor anlaşıyoruz bu işlerde. Bak biz ikimiz kolay anlaşıyoruz. Hocam teknik değil. Şimdi ben buna bakar hocam. Güzel. Şimdi ben bir şey söylüyorum. Bence yani. Bak güzel ben şey antrenörlük yaşamımda yaptığımı söyleyeyim ben size. Zayıf takım var. Değil mi? Karşımda. Zayıf takım var. Şimdi, taraftarın ağzıyla güzel sorular soruyor. Ben skora bakarım bizim, hocam. Bunları ben cevaplandırmamız lazım. Yani ona göre. Sorular doğru yoksa. Şimdi karşımda bana göre, benim takımıma göre zayıf bir takım var. Bu takım ne yapacak? İşte bildiğimiz kapanacak. Mümkün olduğu kadar kendi kalesine yakın duracak. Kalabalık olacak. Beni dar alana sıkıştıracak filan. Yani bu bilinen şeyler yapılacak. Peki bu zor bir oyun değil mi? Çünkü orayı açmak için benim oldukça meziyetli, oldukça çabuk pas yapan, çabuk pas yapmaya fırsat tanıyan, çok hareketli, top isteyen oyunculara ihtiyacım var. Evet. Türkiye'de zaten öyle bir şey yok da. Şimdi böyle bir oyuncu var mı? Yok. Peki ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ona da fırsat, kontra fırsatı vermem lazım değil mi? Bunun birkaç tane şekli var. Benim tercih ettiğim şekil, ben ne yapardım? Zayıf takımlara özellikle oyuncularıma derdim, üstüne gitmeyin. Açın kaleden defansı. Şimdi 5 dakika. Nasıl açacağız hocam? Bir dakika son, işte anlatıyorum işte. Son bölüm hocam. Reklamlardan sonra yaşanmış, yaşanmış şey anlatıyorum size. Yani şey değil bu. Maçta yapılmış, edilmiş, sonuç alınmış. Uzaklaştır. 5 dakika, 10 dakika. Şimdi rakip, herkes toplu oynamayı sever. Tamam. Rakip senin gelmediğini, topu da fazla sahip olunca yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda defansı hafif öne gelir. Tamam? Noktalı virgül koyacağım. Yönetmenimiz işaret ediyor. Evet değerli izleyiciler, son bölümü reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, son bölümde sizinle birlikteyiz. Levent hocam önemli bir detayı paylaşacağız. Hayır, benim maçından örnekleme yapıyordum. Evet. Şimdi siz böyle zayıf takımlara, size kontra oynayacağı belli artık. Zayıf derken onu söylüyorum. Kontra oynayacağı belli takımlara karşı ne yapacağız? Biz hani İkinci yarıda bunlar gelecek başımıza. Yani gelecek. Can suyu verdik biz. Tamam. Manisa'ya, Altınordu'ya. Şimdi ne yapacağız? Adam üstüne gelmiyor. Senin gelmeni bekliyor. Senin işte pas yüzdeni, hızını filan biliyor. Onu ben yakalarım diyor. O pas hızıyla bana gol atamazlar diyor. Filan. Tamam. Sen ne yapacaksın? Sen de karşı bir şey düşüneceksin yani. Futbolda ısrar olmaz ki. Yani ben illa böyle oynarım. Tutmuyor, ne yapacaksın? Başka bir şey oynayacaksın o zaman. Başka oyuncuyla başka bir şey. Veya aynı oyuncuyla farklı oyun oynayacaksın. Benim yaptığım, bak söylüyorum, tavsiye, zayıf takımları, böyle bu tür takımları, oyunun kontrolünü onlara verdiğimi zannettirip, öyle zannettirip, kendi defanslarını kalesinden mümkün olduğu kadar uzaklaştırmayı düşünürdüm. Niye? İkinci bu çok lazım şimdi, olacak. Şimdi bu uzaklaştığı zaman senin zaten oyun formatın olan
kontra oyuna uygun hale geliyor. Yani diyelim ki birinci bölgenin efendim şeyine kadar defansı çıkarttırdın. Değil mi? Sahayı 3'e böl, 105 metre, 35 metre. Kalesinden 35 metre açtın defans çizgisini. Arkada 35 metre mesafe var. Doğru paslar atarsan, çabuk oynayıp arkasına alan bulursun değil mi? 35 metre. Az bir alan değil. Bunu yapmaya çalışacaksın. Ya yaptın olmadı. Başka bir şey yapacaksın. İşte kapalı defansı açmanın klasik şeyleri vardır. Şut atarsın, orta yaparsın. İşte çalım, driplik, biriplik. 5 tane onun şeyi var. Hatta antrenör kursundan da bazen soru olarak da sorarlar bunları. Ha? Böyle basit. Bunlar bilinen şeyler. Bir de bilinmeyenler var. Bu benim söylediğim senin kendi tercihin. Tamam. Veyahut da rakip defansa bir tane şey bulursun. Hani zayıf nokta bulursun. Onun üzerine gidersin. İşte sol bekleri zayıftır mesela. Oyunu oraya yığarsın. Nasıl bizim Atilla'nın tarafına herkes öğrendi. gelip orta yapıp gol atıyorlar bize. Gibi. Evet. Şimdi bunları niye anlattım biliyor musun? Hem ikinci yarıda dedin ya böyle ihtiyacı yani hem de bu tip takımlar gelecek. Hem bize. De şimdi bizi dinleyenlere soruyorum. Hiç böyle bir şey gördünüz mü Kocaelispor'dan ilk yarıda? Böyle bir uygulama? Yok. Yok. Evet. Yavaş yavaş at arkaya. Bu hafta artık maçı odaklanalım hocam. Odaklanalım. İyisiyle kötüsüyle ligin ilk yarısı bitti. İşte dediğimiz gibi ilk 8 haftada 16 puan toplayan bir Kocaelispor ama maalesef daha sonra işte Dino'nun sakatlığı, Musa'nın sakatlığı, kart cezalı, bazı futbolcunun performansının düşmesiyle birlikte son 10 haftada 8 puan topladı. Ona rağmen atış hattından 5 puan, uzağında, playoff'unda 3 puan gerisinde. Şimdi takımdan giden 8 oyuncu var. Aslında baktığımızda işte Batuhan Yayıkçı bizim çok umut ettiğimiz bir oyuncuydu. O da kadroya giremedi. Giden diğer oyuncuların da takıma katkısı da tartışılır açıkçası. Ümraniye maçı hocam, yani ligin şu anda lideri. İlk maçta da bizi mağlup etmişti. Şu an kağıt üstünde Ümraniye her ne kadar favori gözükse de Kocaelispor yine bu kadro kalitesiyle orada sürpriz kazanıp da gelirse kimse de şaşırmasın. Kesinlikle. Diyebiliriz. Yani böyle de bir galibiyete müthiş ihtiyacı var. O zaman çelişki var. Bu kadroyla 5 tane 6 tane takviye istiyorsun. Düşmemeye oynuyorsun. 5-6 takviye istiyorsun. Ama takviye olmadan Ümraniye'yi yeneriz. Sürpriz olmaz diyorsun. Hangisi doğru? Yani Kocaelispor sonuçta. Ben açıklayayım. Ya yapmayın ya. Şu Kocaelispor. Yani formayı. Hocam cevabı alacağız. O zaman biz giyelim formayı, çıkalım bakalım ne olacak. Tamam da mağlubiyet içinde çıkıyor. Kocaelispor. Kocaelispor büyüklüğünü takımın gücünden alır. Takım güçlü olur. Hocam bir cevaplasın hocam. Size de soracağım. Hayır. Bana sorma zaten. Onu ne söylüyorsa doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. O zaman bir saniye. Olur. Sizin deminize göre o zaman şey teknik ekip, futbolcu yönetim Ümraniyespor maçını kafasında. Ya olur mu öyle şey ya? Ben hocam, senin hocam farklı bir şey çelişkiyi söylemeye çalışıyorum. Hocam ben niye çelişkiye düştüm ki? Kocaelispor. Bir saniye hocam, bir dakika o zaman. Bir dakika. Şimdi sevgili hocam, şimdi Kocaelispor yarın içeride kimle oynayacak? Milan'la. Ben gene favorim Kocaelispor. Ben onu anlatmak istiyorum ama, yani. Şimdi biz bir rakibe saygı duyuyoruz. Lider. Şimdi oyun olarak bizden üstün oynayacaklar. Kadro kalitesi olarak bizden iyiler. Ama ben şimdi İstanbul'a cumartesi günü giderken sen taraftar gözüyle kendini favori görüyorsun. Biz teknik adam gözüyle görmeyiz. Aynı şey değil. Yani sen diyorsun ki yeşil siyah giymiş, çok farklı yere geldi. Yeşil siyah giymiş 11 kişiyi çıkarttın mı ben favoriyim. Yok öyle bir şey. Yok öyle, hayal o ya. 11 tane iyi futbolcu. O zaman siz şunu diyorsunuz. Kocaelispor Ümraniye'de galibiyet alma şansı. Ben öyle bir şey demedim ama ya. Ama ne diyoruz ama o zaman? Ama demin bak, demin konuştuğumuz konuya çelişki oldu. Şimdi biz düşmemek için 5-6 tane adam istiyoruz. Ama mevcut kadromuzdan bile 7 kişi eksikle gidip Ümraniye'yi yenmeyi hocam düşünüyoruz. Hocam 7 kişi eksiği kabul etmeyin, siz onları kayıp mı düşünüyorsunuz? Hangisi hocam şimdi? Giden 8 oyuncuyu kayıp olarak düşünüyorsunuz. Burada
bir çelişki öyle vardı. İstiyor ki o zaman yani transfere gerçekten gerek yok. Gerek yok o zaman yani. Yani çıkmak hedef de yok. Tamam da transferi gerek belki de yok. Şey için istiyor, playoff'u zorlamak için istiyordur belki. Mevcut kadroyla ama başkan açıklama yapıyor. Kulübün en üstteki kişisi diyor ki biz çıkmak diye istemiyoruz. Çıkarsak da ineriz diyor. Ya öyle dediklerine bakmayın. Altın tepside sunulursa, playoff'a kalırsan, oradan zorlarsan şöyle kimse söyleyeyim. Çıkmayı hayır demez ya. Tabii ki demez. Çıkmaya hayır kimse hayır demez ama çıkmamız da bir şey soracağım o zaman. Bak. Bir dakika tamam, Ümraniye maçına gelmedi. Ama ben Ümraniye bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Ya şimdi puanlar üzerinden gidersek bu İstanbulspor üst lige çıkmak istiyor mudur 6. sırada? Çıkmak istiyor mudur? Ya camiadan İstanbulspor'un şu an maçı takip eden 100 tane taraftar var. Eyüpspor'da takip eden 300 tane taraftar var. Başkanı, bunlar bizim başkanımız açıklama yaptığı için ben bunu söylüyorum. Onlara çıkmak isteyip istemediğini ben bir şey diyemem. Ben diyorum ki ya kulübümüzün en başındaki kişisi taraftarla ne alakası var ya? Biz çıkmak istemiyoruz. Çıkarsak da bu sene düşeriz. Bizim çıkmak gibi bir hedefimiz yok dedi. Ama tabii ki çıkarsak kimse buna itiraz etmez. Ben sadece şunu söylerim. Çıksak da bizim o kısa sürede altyapımızı sağlam hazır hale getirebilir miyiz? Süper Lig seviyesine çıkartabilir miyiz kulübümüzün altyapısını? Çıkartamayacağımız için diyorum, kulübün altyapısı, zemini, temeli sağlam olmadı mı? Altyapıyı iyi aç. Öyle millet şey zannediyor, U15 takımı, U16 takımı. Kesinlikle yani. Öyle değil o. Burada bütün kategorileri var. Yani eğer bir arkadaşlar bakın, temeli olmayan zeminlerin üzerine gökdelenler inşa etmenin hiçbir mantığı yoktur. Gösterişli gökdelenler inşa edebilirsin. Ama onun temeli yoksa... Hocam bizim gökdelenler yıkıldı biz zaten. Yıkıldı yani. Bir daha yıkılır. Yıkıldı ya zaten. Ya da geç yıkılacaktır geçmişte yıkıldığı gibi. Tamam, ne yapacağız hocam? Dolayısıyla o zaman yapmamız gereken şu. Bir kere şu net söylüyorum. Bu benim fikrim. Herkesin fikrine de saygı duyuyorum koşulsuz. Ben diyorum ki Kocaeli Spor'un altını da çizerek söylüyorum. Eğer çıkma hedefi yoksa devre arası transferi yapmasına gerek yok. Kulübü boşlandırmaya gerek yok. Doğru. Gelin bunu bir fırsata çevirelim. Altyapıdan birkaç oyuncu çıkartalım. Belki Gökdenizler gibi birkaç oyuncu kazanırız. Onları seneye kullanırız. Ve yetmez yine devre arası transferlerine harcayacağımız bütçeyi bir scout departmanı kuralım. Ve bunların başına federasyonun açtığı scout eğitimi almış, o belgeyi almış bir ekip getirelim. O ekiple beraber bütün Türkiye liglerini ve belli bu şehre, bu şehrin yapısına uygun ülkeleri gidelim, tarayalım. Bizzat izleyelim. Bütçeyi buralara ayıralım. Seneye kafaya oynayacak ve menajer önermeleriyle değil, scout ekibinin izleyip bize getirdiği masaya yatırdığı futbolcu grubuyla başarıya ulaşalım. Şimdi ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Bunu fırsata çevirelim. Evet, çok güzel söylüyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Ben bu şehrin bir insanı, gazetecisi, taraftarı olarak Kocaelispor hangi ligde olursa olsun ben mutlu olurum. Biz bunu yaşadık bir de. Yaşadık mı? Ben evet. 20 sene Süper Lig maçı seyrettik. Amatörler köy kasabada dolaştık. Şu an aslında taraftarın da veya camianın da ya biz Süper Lig trenine binelim, biletini alalım. İşte orada karnaval havası. Zaten şu an birinci ligde %50 Süper Lig görünümlü bir lig. Yani işte yabancı oyuncuların olduğu, ulusal kanalların maçlarını verdiği öyle bir atmosfer var. Yani bence burada şimdi ortaya birileri bir şey atıyor ama kimsenin de neyi kestirdiğini de anlayamadım ben. Burada işte kim Süper Lig'i istiyor? Ya dün örneğin dünkü toplantıda bu takım 11. sırada diye yönetim istifa, hoca istifa diye salonda kimse söylemedi. Veya tribünde hoca istifa etme sebebi isteyenler takımın Süper Lig hedefi olduğu için değil, oynanan kötü futboldan dolayı. Tabii. Yani Kocaelispor bence bu Süper Lig hedefini 10 yıl çıkmasın veya 5 yıl, senin dediğin gibi tesisi yapılsın, altyapısı olsun, kurumsallaşma bravo, olsun, mahalli disiplin sağlansın. Ben söyleyeyim mi? İşin burası niye değil. Süper Lig söyleyeyim mi? Niye Süper Lig? Evet hocam. Bugün
birincilikteki takımlara federasyonun ayırdığı pay zannediyorum 10 milyon civarında. Bilemedin 15 milyon TL. Süper Lig'de 10. diyelim. O düşmeyen bir takımın yıllık getirisi 100 ile 150 milyon arası. Ya uçurum var, evet. Tamam. 10 misli. Ama çıkıp da asansör olmak var hocam. Olma canım, Allah Allah. Niye hemen çıkıp düşüyoruz ya? Hocam, ya ne kadar korkuyorum. O zaman bir dakika, somut örnek vereyim ben size. Bir saniye, bir saniye. Altyapın yoksa. Şu an Ankara, bir dakika. Anlatacağım. Hocam, ya uzuyor iş. Hayır, ya. Ankara Gücü ve Erzurum son 2 yılda Süper Lig'de küme düştüler. Bravo. Niye? Bak, bir saniye hocam. Şu an bu adamlar çıkmak için yeniden trilyonları harcıyorlar. Niye harcıyorlar? Bunlar köklü takım değil mi? Yani bunlar o zaman burada bir tuhaflık niye var? Niye harcıyorlar? Tekrar o gelirleri elde etmek için. Ama bir o kadar borçlandılar. Peki bu sene çıkamazsa ne olacak Ankara Gücü? Kapanacak. Yine transfer yasağı olacak. Kapanacak. Ya başkent takımı ya hocam. Yani... Hocam ama son gelinen noktayı düşünme. Şimdi Beşiktaş'ta sırf Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diye çok ciddi paralar harcayarak çok ciddi abi transferler ben, yaptı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çıktı. Ya benim eğer biz hocam benim söylediğim farklı anlıyorsun. Ben sizin dediğinizi anladım hocam. Bakın Süper Lig'e Yiğit abiye ben şuradan katılıyorum. Eğer senin altyapını hazır değilse ya Süper Lig'e zaten çıkma. İlk şart, birinci hocam, şart o. Bakın oradaki gelire, oradaki gelire ne kadar gelir oluyorsa o kadar da giderin oluyor. Peki, niye? Bir dakika. Sen çünkü üretmeden oraya çıkıyorsun. Bir dakika. Altyapın yokken oraya çıkıyorsun. Abi bir dakika, ben müsaade edin ki, ya. Hocam bitirebilir miyim? Ben hocam, de diyorum bitiyoruz. Ki hocam biz bu zemini, altyapımızı tamamen hazır hale getirelim. Her şeyimiz de Süper Lig'e hazır hale gelelim. Ne zaman? Ondan sonra çıkalım o lige. Ne zaman? Ne zaman? Arkadan kovalayan yok hocam şunu, biz ya. Şunu diyorlar ya hocam. Yeter ki hiç olmazsa bu eldekini kaybetmeliyim ya. Hayır, seneye bunu yapacağız dediler. Seneye dediler, seneye de olmaz. 3 yıl içerisinde dedi. Bunları yaptıktan sonra biz çıkalım şeye. Bunları yaparken de hocam. Bunları yaparken biz, çıkılmaz mı? Hocam var mı? Yani hem tesisimi yapıp hem çıkamaz mıyım? Aynı anda tabii ki bunları başarabilirsin. Varsa hocam, öyle bir ama yapmadan çıkmayalım diyorum. Hocam yani var mı? Var tabii. Var ne, tabii. Kim yapacak hocam? Var tabii. Kim şimdi çıktıktan sonra kim yapacaksa şimdi o yapacak. Tamam, kim hocam, o? Ona itirazım yok ki. Bu altyapı dediği yani temel dediği, çünkü o yapıdan bahsediyor. Takımdan bahsetmiyor. Altyapı, şimdi Fikret Hoca'nın dediğini açalım. O altyapı takımlarından bahsetmiyor. O en kolay. Tabii toplayıversin, ki. Olur biter. En iyileri toplarsın. Ki bu sene Zeki Hoca, Rahmet Hoca topladılar. Üreten bir şimdi, yapıdan bahsediyor. Şimdi altyapı yani sağlam binayı yapacağın sağlam zemin nedir bu? Birinci öncelik nedir? Senin tesisindir değil mi? Birinci öncelik. Hocam çok güzel bir hemen söyleyeyim. Kocaeli Spor Burunga tesisleri, oradaki arkadaşımız bizim çok güzel bakım yapıyor ama kış aylarında yine bozulmaya başladığı için. Doğru. Tamam mı? Şu an takım Yeniköy'e İzmit, yani Kocaeli'nin bildiğim batısından bugün geliyor da doğusuna, güneyine geliyor ve yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuk ve bu futbolcular şu an idmandan sonra da bir yarım saatte terliyor gene dönüş. Yani 92'de işte, Güvenç Hoca zamanında Saffetli kadroda Kortsa'da evet, Bastaş'ta idman yapıyor. Bir şey değişmemiş. İşte onu söylüyorum yani. Değişmemiş biz, hocam. Hocanın söylediği de o zaten. Aynen. Kesinlikle. Hocanın söylediği de o. Biz atış poligonundan evet, sana gidip aynen. Şimdi aynı takım değişmiyor. Mesele basit. Zihniyet değişmiyor. Mesele basit. Şimdi siz Süper Lig'e çıkarsanız 100-150 milyon arası gelir elde edersiniz. Bir kere sponsorluklar büyüyecek, şu bu. Tabii, tabii. Yani ben futbol ekonomisinden bahsediyorum. Siz bu 150 milyonluk şeyin rakamın bir oyuncu almazsınız, 15 milyonlu şeye ayırırsınız %10'unu. Bu söylediğimiz işlere ayırırsınız değil mi? Bir senede yapılır o bütün işler. Bir yıllık işi var bu. Hem Süper Lig'de olursun hem tesisinde imar edersin. Şimdi olmadığını düşün. 10 milyon gelir, 50 milyon gider, 40 milyon açık. Her yıl açık veriyorsun 40 milyon. Nereden gelecek bu para? Bakın, gelmeyecek, bak batarsın. İşte kimse, bak futbol ekonomisi deyince
futbol ekonomisine girince bak neler oluyor başımıza, ne ciddi rakamlar çıkıyor. Şimdi bu sene 50 milyon masraf ettik değil mi? Daha da ediyoruz. Ben 50'de kalayım. 10 milyon veya 15 milyon şeyden geldi diyelim, sponsorluk, federasyon, 15 milyon geldi. Kaç milyon açık? 35 milyon. Kim finanse ediyor? Büyükşehir Belediyesi. Peki takım kaçıncı bitirdi? 7. Ne oldu 35 milyon? Tesis yaptın mı? Yok. Ligi kurtardın hocam. Küme düşersen bir daha çıkmak için o kadar para harcayacaksın. Ligi kurtarmak için 35 milyon harcadık. Kaç? 10 lira mı harcayacağız hocam? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Geçen sene ikincilikte kaç para harcadı bu takım ya hocam? Ya arkadaşlar. 30 milyon harcamadı mı? Bak bir şey anlatamıyorum. Hayır ben. Yani. Ben anlatamıyorum. Sen niye ligde kalmak diye ısrarlı bir hedef koyuyorsun ya ligde ya kalmak. 50 milyon ligden mi? Ya hani Kocaelispor forması giyince her zaman Milan'a karşı favoriydi. Ya bak çelişkiye düşüyorsunuz kendinizle. Kocaelispor bak ben size net söylüyorum ya. Kocaelispor kulübü 30 milyonla bu ligde kalır. Kalır ya. Söyle bak net söylüyorum. Sen ikinci ligde 30 milyon harcadın bak, hocam. Sen fazla harcıyorsan benim suçum ne ya? Benim suçum ne hocam? Benim sen de suçum kaç değil tane yani. Geçen sene kaç tane? Neyse hocam. 17 tane oyuncu. Ümraniye biraz konuşalım. Yani bu konu uzayacak çünkü baya. Ümraniye maçı. Hocama ben Ümraniye'yi sordum. Konu başka yerlere geldi. Bence şu an gerçek olan cumartesi günkü evet. Ümraniye Kocaelispor maçı. Şimdi Ümraniye maçına dönmemiz lazım gerçekten. Çünkü ikinci yarıya başlangıç maçı. İkinci yarıya camia iyi başlamamızı istiyor. Tabii ki ikinci yarıya iyi başlama ihtimalimiz var mı? Var. Avantajımız şu. Deplasmanda oynuyoruz. Lidere karşı oynuyoruz. Lidere karşı ekstra motive olur futbolcu. Avantaj mı deplasmanda? Bunlar hep avantaj. Kocaelispor için deplasmanda oynamak avantaj. Lidere karşı oynamak avantaj. İkinci yarının ilk maçını deplasmanda oynaması avantaj diye düşünüyorum. Ben neden? Hemen açıklayabilirim. Çünkü lidere karşı oynuyorsun. Lider oyun planımıza uygun olduğu için. Lider şimdi deplasmanda şunu yapabilir mi bize? Ümraniye takımı. Ben kapanacağım. Kocaelispor üstüme gelecek. Kocaelispor üstüme gelecek. Ben de Kocaelispor'un arkasında bulduğum boşluklarla sonuca gideceğim. Böyle bir oyun stratejisi belirleyebilir mi Ümraniye Spor? Sadece Kocaelispor değil her takıma karşı da belirleyemez. Tabii. Niye? Çünkü lidersin ve içeride oynuyorsun. İçeride oynadığın için de lidersin ve içeride oynadığın için de böyle bir oyun stratejisiyle hareket edemezsin. Evet. Dolayısıyla çok kısa bir süremiz kaldı hocam. Bundan dolayı Kocaelispor'a uygun bir oyun olacak. Niye? Ümraniyespor üzerimize gelecek. Arkada biz de ikinci bölgede savunma yapacağız. Arkada oluşan boşluklarla da biz hızlı sonuca gideceğiz. Zaten oyun planımız, oyun anlayışımız buna uygun olduğu için buradan yenilmeden döneceğiz diye düşünüyorum. Ama içerideki bir sonraki maç için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü orası farklı olacak. Hocam, ben kısaca söyleyeyim. Kocaelispor'un yapacağı her maç 3 ihtimallidir. Her maç. İçeride dışarı ben ayırmıyorum. Takım da ayırmıyorum. Her maç 3 ihtimallidir. Hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. Evet. Teşekkürler hocam. Evet Kocaelispor'umuz ligin ikinci yarısının ilk maçını cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniyespor'la deplasmanda oynayacak. Zor maç ama biz de Kocaelispor olarak zor maçları seviyoruz. Galibiyete ihtiyacımız var. Daha sonra da içeride saygı duyduğumuz Ankara gücüyle oynayacağız. Bu maçta da tribünlerde ben ciddi bir artış bekliyorum. Belki de bu iki maçta alınacak galibiyetler takımın bir anda havasını değiştirecek diye düşünüyoruz. Temennimiz bu yönde. Üçüncü ligde ve bölgesel amatör ligde devre arası tatili devam ediyor. Onu belirtelim. Salon Sporlu'nda da İzmit Belediyespor Hatay deplasmanından sonra içeride de Nesip Aydın'la mağlup oldu. Kağıtspor takımlarının da basketbol ve voleyboldaki maçları rakiplerin Covid rahatsızlığından dolayı oynanmadı. Bunu da belirtelim. İki yorumcumla gerçekten Levent Hocam'a ve sevgili Fit Hocam'a da teşekkür ediyorum. Çok hararetli güzel bir program oldu. Bizi seyrettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar.